Tahtasında bu hafta hamleler birbirini kovaladı. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın nasıl bir karar vereceği merak ediliyordu. Görüşmeler gerçekleşti ve o görüşmeler neticesinde Sayın Oğan Cumhur İttifakı'nı ve Sayın Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Hemen o açıklamanın ardından Zafer Partisi Genel Başkanı ve Ata İttifakı'nın kurulmasında şüphesiz en çok emeği olan isim Sayın Ümit Özdağ, bu onun şahsi fikridir, partimiz adına açıklamayı ben yapacağım dedi ve o da Millet İttifakı'yla aynı safta olacağını ve Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Bir yanda Ata İttifakı'nın bu her iki tarafa ayrılan aktörlerinin ikinci tura nasıl seçmeni etkileyeceğinin hesapları yapılıyor. Diğer yanda HDP seçmeninin bu yaşananlar üzerinden bir tavır alıp almayacağı merak ediliyor. Ve elbette devam eden ekonomik ve siyasi gelişmeler, siyasetten yapılan açıklamalarda ikinci tura şunun şurasında sayılı gün kalmışken heyecanımızı ve itiraf ediyorum gerilimimizi artırıyor. Evde, iş yerinde, sokakta herkes seçimi konuşuyor ve ortak bir his var gözlemlediğim kadarıyla. Bir an önce şu seçimi atlatalım. Gerçekten herkes 28 Mayıs'a kilitlenmiş durumda. Bu akşam biz de ikinci tur senaryolarını konuşacağız. Peki kimlerle? Bu akşam İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez bizimle. Turhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Siyaset bilimci Sezin Öney, Sezin Hanım siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Daha önce de geçtiğimiz hafta bizimle birlikteydi CHP'den. Daha önce milletvekilliği yapan doçent doktor Gülay Yödekçi. Gülay Hanım siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ve Aksoy Araştırma Başkanı Ertan Aksoy. Sizinle de bir kez Skype bağlantı yapmıştık. Evet. İlk kez stüdyoda ben ağırlıyorum sizi. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ankara stüdyodan da bir bağlantımız, bir konuğumuz var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları arasında yer alan bir isim. Kemal Albayrak da Ankara stüdyoda yayını dinliyor, bize katılıyor. Hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlara iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Her zaman İstanbul dışında bulunan konuklarıma söylediğimi size de söylemek isterim. Başkentte olmanızın sizin açısınızdan bir dezavantaja dönüşmesini asla istemem. Siz burada konuşulanlara katkı yapmak istediğinizde lütfen sesinizi duyurun bana. Ben ivedilikle size dönmeye gayret ederim. Orada olduğunuz için bazen daha fark etmemiz zor olabiliyor. Konukların eklemeye katkı yapmak istediğini fark etmemiz zor olabiliyor. Siz lütfen eklemek istediğiniz olursa bana sesinizi duyurun. Ben hemen size dönerim. Programın ilerleyen dakikalarında Skype bağlantılarımız da olacak. Özellikle bugün gerçekleşen ve bir birliktelikle sonuçlanan Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin mimarlarından biriyle ilerleyen dakikalarda Skype bağlantımız olacak. Bugün Ümit Özdağ Sözcü Televizyonu'nda İpek Özbey'in sorularını yanıtladı. Sıcağı sıcağına açıklamaların ardından önemli kısımlarını bir hatırlayalım ve hemen üzerine konuşmaya başlayalım. Oldukça verimli ve güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Güzel sonuçlar elde edildi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Bey bizi ziyaret etti. Kendilerine sorduk. Dedi ki bizden destek istediler. Sığınmacılar konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Anlattıkları şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu. Kemal Bey ile görüştük. Kemal Bey çok net bir şekilde sığınmacıların vatanlarına dönmesi gerektiğini ve bu politikayı izleyeceğini söyledi. Bu politikanın detaylarını konuştuk ve Zafer Partisi'nin önermiş olduğu bir sene içerisinde uluslararası hukuka uygun, insan haklarını gözeten, dönen Suriyelilerin Suriye'de güvenliğini sağlayacak ama Türk ekonomisinin üzerindeki büyük yükü de kaldıracak, sokaklarımızı tekrar güvenli hale getirecek, uyuşturucu çetelerini sokaklarımızdan, okulların önünden çözecek bir model üzerinde
kendisiyle fikir birliğine vardık ve bundan dolayı da Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda destekleme kararı verdik. İkilinin görüşmesi sonrası kameralar karşısında yapılan basın açıklaması buydu. Ben İpek Özbey'in programında Sayın Özdağ'ın ne dediğini kısaca burada sizlere aktarayım. Dedi ki İçişleri Bakanlığı'nı talep ettiğine dair bazı bilgiler vardı. Ben tabii bunu isterim, partim de ister ama dediğim gibi bu ayın 28'inden sonra diğer siyasi partilerle de biz gelmeyiz. Çünkü biz bir ittifakın, bu ittifakın parçası değiliz dedi. Benim için önemli olan Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerinin muhafaza edilmesi, terörle, PKK'yla, FETÖ'yle, IŞİD'le mücadelede devletin etkin varlığını savunacak politikaların uygulanması, 13 milyon kaçak ve sığınmacının vatanlarına gönderilmesi dedi. Bunların bir protokole dökülmesini istediği zaten kamuoyuna yansımıştı ve protokolün imzalandığını da belirtti. Turhan Bey, sizinle başlayalım isterim. Evet. Şimdi siz netice itibariyle İyi Parti'nin içinde yer alan bir isimsiniz. Bu görüşmenin tabii ki kamuoyuna yansıyan bazı detayları olmuştu öncesinde de. Akşener de memnuniyetini dile getirdi Sayın Akşener de. Sizce Sayın Özdağ'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklaması, 14 Mayıs'tan bu yana konuştuğumuz milliyetçilik dalgası, milliyetçilik gerçekliği üzerinde ve kısacası milliyetçi seçmen üzerinde nasıl bir etki bırakır? Bir kere ben bugün yaşanan gelişmeyi son derece olumlu buluyorum. Özellikle 14 Mayıs seçiminin hemen ardından ki biz bunun birinci turda bitmesini hep ümit ettik ki bu heyecanla çalıştık. Kısa bir tedirginlik oluştu seçmende ve özellikle Kılıçdaroğlu taraftarlarında bizlerde. Fakat çok kısa süre içerisinde toparlandı ve tekrar motive oldu seçmen. Bizler de keza sahada çok motive olduk ve yoğun bir şekilde çalışıyorduk. Tabii Sayın Özdağ'ın bu şekilde bir açıklama yapması, Sinan Oğan'ın ardından böyle bir açıklama yapması ki Ata İttifakı'nın başat unsuruydu kendisi, Zafer Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla. Ve ilkesel bir görüşme yaptı. Bu çok kıymetli. Yani bir pazarlık değildi bu. O bakımdan biz çok değerli bulduk bunu. Özellikle şu bakanlığı isterim, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı isterim. Böyle bir duruş sergilemedi. Cumhuriyet'in kurucu değerleri bizim için kıymetlidir. Bunlar mutlaka korunmalı ki bizim de zaten altına imza attığımız, yani ittifak olarak imza attığımız değerler bunlar. Öte yandan terörle mücadele konusundaki çok ciddi hassasiyetini ortaya koydu. Tabii en önemli vurgusu da mülteciler konusuydu. Bu itibarla Sayın Genel Başkanımız Sayın Akşener de bugün bu birliktelikten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Öte yandan ben Bandırma'dan geldim, seçim bölgemden geldim. Hı hı. Bölgede büyük bir heyecan olduğunu söyleyebilirim. Artık şu anda maç yeniden başladı, 0-0. Çok dinamik bir Kılıçdaroğlu taraftarı var sahada. Bizler zaten çalışıyoruz, yani ittifakımızın adayı olduğu için zaten arkasındayız ilk günden beri. Ben bunu son derece pozitif bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Yani bunu bir hani milliyetçi oyların konsolide olması ya da Millet İttifakı'nın adayı etrafında kümelenmesinden ziyade bir ilkesel duruş olarak Erdoğan'ın politikalarına bir tavır gibi algılayacaktır taban. Bunu böyle görüyorum. Açıklamanın detayına baktığımızda zaten sadece bunlarla sınırlı değil. Yolsuzluklar konusunda önemli vurgu var. Yasaklar bunlarla ilgili önemli vurgu var. Devletin kurumlarının işlemez hale geldiği hepimiz tarafından hep dillendirildi bugüne kadar. Büyük bir tartışma konusuydu ve ciddi rahatsızlık duyuyorduk. Devlet artık bir AKP devleti haline geldi ne yazık ki. Bunların restore edilmesi gereğine vurgu yaptı. Bunların hepsi bizim aslında Millet İttifakı olarak, Millet İttifakı'nın bileşenleri olarak altına imza attığımız değerlerdi. Bizim ortak mutabakat metnine aykırı bir söylem yok. Bilakis destekleyen söylemler var, talepler var. Yine söyleyeceğim, ilkesel bir duruştu bu. Hı hı. Bu bakımdan biz bunu çok değerli bulduk ve şu anda sahada daha güçlü olduğumuzu söyleyebilirim. Hı hı. Ve umudumuz zaten çok yüksekti ama bununla beraber umuyorum pazar akşamı Türkiye yepyeni bir bahara uyanacak. Onun heyecanı içerisindeyiz. İkinci tura kalmasının Millet İttifakı'nı destekleyen seçmenlerde bir ümitsizliğe yol açıp açmayacağına dair
sorular soruldu bugüne dek. Ben de onu sormayı planlıyorum ama bir sonraki turda tabii konuşalım ki dilerseniz. Yeşil Sol Parti ise durum değerlendirmesi yapacak ve kararını Cuma günü açıklayacak. Dendi ki açıklamada HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları olarak ortaya çıkan son durumu değerlendirmek ve tavrımızı kamuoyuna açıklamak üzere toplanıyoruz. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapacağız denildi. Ben burada Sezin Hanım size şunu sormak isterim. Bu bir tabii ki kritik yol ayrımı. Yani ikinci turun üçüncü turu yok. Ama bir yandan da ilk turda gördük ki evet Doğu'da daha önce elde etmediği en azından HDP seçmeni olarak çok kaba biçimde tasnif ve tarif edebileceğimiz seçmenler evet Sayın Kılıçdaroğlu'na teveccüh gösterip oy vermiş. Ancak şimdi yani daha milliyetçi, daha güvenlikçi çizgide bulunan bir isim olan Sayın Özdağ'ın Millet İttifakı'nı ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı bu bölgede negatif bir etki yapar mı sizce ya da en azından negatif etki yapmaz derseniz bile yani sandığa gitmeme olarak kendini gösterir diye analiz yapanlar da var. Siz katılır mısınız? Tabii yarınki açıklamanın çok büyük önemi var. Yeşil Sol Parti yani işte aslında HDP'nin yapacağı açıklamanın ki orada mesela Pervin Buldan'ın bir söyledikleri vardı. Biz Millet İttifakı veyahut da işte bir adayı desteklemiyoruz. Biz barış ve demokrasiyi destekliyoruz diye. Ki HDP'nin de bugünkü açıklamasında iki taraf var. Bir işte tabii kayyum uygulamasına karşı çıkma. Evet. Ve bunun demokratik olmadığını net bir şekilde ortaya koyma. Diğer yandansa aslında bu seçimin bir referandum olduğuna vurgu. O referandum olduğuna vurgu kısmı benim daha çok dikkatimi çekiyor açıkçası ve bu sık sık yapılıyor bu vurgu evet, bu arada. Evet. Ama HDP'nin ya yani Yeşil Sol'un burada bugün bu noktaya dikkat çekmesi önemli. Çünkü bu tutumlarının da ipucunu veriyor aslında. Yani ne olursa olsun Ümit Özdağ veya Zafer Partisi ile ortaklığa işte üstelik de kayyumlarla ilgili kısmına rağmen bu mutabakatın böyle bir yönelimde yani pragmatik bir bakış açısıyla bu aslında bir referandumdur ve biz bunu bir ilk önce aşalım, o referandumun sonucu çıksın, bundan sonrasına 29 Mayıs'tan itibaren bakarız gibi bir yaklaşım açıkçası bekliyorum. Ve şimdiye kadarki HDP'nin yönelimi bütün işte Kürt siyasetinin siyasi çizgisiyle de aslında bu uyumlu olur. Tabii aslında şöyle de bakılabilir. Yani bu kayyum uygulaması elbette antidemokratik ve CHP'nin bir takım belgelerinde de zaten buna böyle dikkat çekiliyordu. Ortak mutabakat metninde ise yasal bir durum olmasına, mahkeme kararı olmasına, herhangi bir kayyum uygulamasına dikkat çekilmişti. Yani bu açıdan aslında Ümit Özdağ, yani daha doğrusu Zafer Partisi ile varılan mutabakatta da çok aykırı bir durum yok kendi altılı masanın oluşturduğu metinlere. Buradan başka bir bakış açısı şöyle olabilir. Bizim bir takım benim içinde olduğum araştırmalarda maalesef kayyum uygulamasına öyle az bir destek yok toplumda. Bayağı bir ciddi %50'leri aşan 55 hatta 60'a yaklaşan bazı başka çalışmalarda rakamları görmüştüm. Şimdi bu aslında milliyetçi veyahut da işte da güvenlik bakış açısına sahip bu yönelimde olan bu çizgideki kamuoyunun da mahkeme kararı olmaksızın yasal bir çerçeve olmadan herhangi bir şekilde tepeden inme ve siyasi bir kararla kayyum uygulamasının olamayacağını kabulü olarak da okunabilir. Bu fazla iyi niyetli diyebilirsiniz ama işin gerçekten de bu boyutu var. Biraz belki işte siyaset yapma olanağını kaybetmemek için ilk önce bu seçimi atlatıp ondan sonra kartlar yeniden dağıtılacağı için yeni bir Türkiye siyasetiyle aslında karşı olacağımız için bunu belki daha bu düşünceyi ön plana çıkarabilir Yeşil Sol Parti. Burada asıl meselemiz
Zaten katılım oranı düşük Doğu Güneydoğu'da. Diyarbakır'da %81 mesela şu an, yani bu seçimlerde 14 Mayıs'ta ve onun dışında işte bölge ortalamasına baktığımızda da Türkiye ortalamasından düşük. Bunun sebebi sandıkların merkezden uzak olması. Bir kere sandığa ulaşmak için bir çaba gösteriyorsunuz zaten. Bir de üstüne üstlük çeşitli sebeplerle başka illerde çalışan bir nüfus var. Onların da maddi imkansızlıkları ve lojistik bütün imkansızlıkları yenerek geri dönüp orada oy vermesi ikametlilerinin olduğu yerde zor. Burada işte bir mesele var. Aslında sandık küskünlüğünün ötesinde zaten orada katılımı arttırmak gerekiyordu. Bu nasıl olacak şimdi? Belki işte partilerin asıl odaklanmış olması gereken noktalardan biri buydu. Konuşmayı sürdüreceğiz. Ben bu noktada tabii Ertan Bey sizin de tespitlerinizi merak ediyorum. Neticede birinci tur öncesi de kamuoyu araştırmalarına hepimiz baktık. Şimdi bu durum sizce bir kere artık tabii bir araştırma yapmak için yeterli zamanınız yoktur diye düşünüyorum ama bu durum sizce sizin hanıma sorduğum haliyle hem milliyetçi hem de HDP seçmenini nasıl etkileyecek? Onların oy verme motivasyonunu, oy verme kararını olumlu, olumsuz sizce nasıl etkiler? Şöyle, izniniz olursa önce sorunuzdan başlayayım. Sonra da benden önceki bölümlere ben de küçük katkı yapmak isterim. Şimdi bir kere HDP seçmeni Türkiye'nin en politik seçmeni. Yani bir herhangi bir seçmenini bir örneklem çekercesine bir seçmeni çevirseniz ve politik bir tartışmaya girseniz birçok siyasal partinin işte ilçe yönetimlerinde, il yönetimlerinde görev alan çok sayıda isme göre daha siyasal bireyler olduklarını rahatlıkla görebilirsiniz. Dolayısıyla çok hem siyasal hem kendi örgütlülüğü içerisinde güçlü bir örgüt aidiyeti de olan bir seçmen grubuna sahip. Haliyle HDP ne karar alırsa seçmeni de çok büyük oranda uyar. Üstelik öyle bir siyasallaşma hali söz konusu ki yani Türkiye'deki herhangi bir tartışmaya dair bir ölçüm yaptığınızda işte mecliste bulunan HDP dışındaki diğer partilerde seçmenlerin bir grubunun ayrıştığını, bir grubunun partisinin iddiasını veya liderin iddiasının tam aksini kabul ettiğini veya iddia ettiğini görebiliyorsunuz. Ama HDP'de neredeyse %5, %10 fire dışında %90'ın hemen hemen her konuda aynı şeyi savunduğuyla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla ben HDP tarafında bir parti yönetiminin aykırı bir karar almaması halinde seçmenin aynı ilk turda olduğu gibi güçlü bir katılımla belki Türkiye ortalamasının altında kalmış olabilir özellikle bölgede. Ona katılıyorum. Rakamlar da bunu gösteriyor. Ama o karara tamamen bağlı kalacağını bekliyoruz araştırmalardan yola çıkarak. Milliyetçi seçmende ise bence belki şuradan başlasak daha doğru olabilir. Yani bir kere bu milliyetçi duygunun patlaması nedenleri neler? Onu çok kısa anlamaya çalışsak iyi olur. Her şeyden öte şuradan ele almak gerektiğine inanıyorum. Dünyanın her yerinde ekonomik krizler toplumsal onuru zedeliyor. Ve bu toplumsal onuru okşayan, işte milli duygularını, gururunu okşayan her hamlenin, her politikanın büyük oranda karşılık bulmasını sağlıyor. Mesela iktidarın son dönem işte bu özellikle savunma sanayi, işte yerli otomobil vesaire, onlar konusunda attığı adımları, işte açıkladıkları durumları mesela otomobilin banttan indirilmesini vesaire ölçtüğümüzde insanlara şunu sormuştuk. Yani duygunuz nedir bunun karşısında diye. İlk gelen yanıt gururdu açıkçası. Ve en baskın yanıt gurur olarak açıklanıyordu. Dolayısıyla bir bunlar var. Yani iktidarın büyüttüğü bir duygu var. Bu toplumsal onurun zedelenmesi karşısında ekonomik olarak da yeni bir ekonomi modeli koyamaması, işte ekonomi bilimine bağlı kalmayı bırakın, 200 yıllık ekonomi literatürünü reddeden bir tutumu karşısında bir ekonomik tatmin koyamadığı için daha çok manevi tatmine, orada da büyük oranda geçmişte olduğu gibi inanç tartışmasına çok giremeyip bu kez daha çok milliyetçi duygulara gitti. Ama bu tek başına bir ekonomik krizden de olmadı. Bence şöyle bir iki strateji yarıştı bu seçimde. Bunlardan biri şuydu, muhalefet bloğu Erdoğan karşıtı olan ve birçok ölçümde, son bir aya kadar yapılan birçok ölçümde kararlılıkla Erdoğan karşıtı olduğunu ifade eden bir %55 vardı. Muhalefet çok anlaşılır, bana göre çok da doğru bir şekilde bu %55'e büyük oranda hitap etti. Bu %55'i önce yakalamaya çalıştı. Ama özellikle son bir ay kala daha yüksek bir yoğunlukla
Öncesi de elbette ki var. Ama özellikle son bir ay kala iktidar bloğu muhalefetin %55 Erdoğan karşıtı olan seçmene oynadığı yerde iktidar bloğu HDP karşıtı olan %75 oynadı. Çünkü birçok ölçüm bize gösteriyor ki HDP karşıtlığı %74, 75, 76 oranlarının ortalaması 75'e denk geliyor bizim ölçümlerde. Bu oranlara yaklaşıyor. Az önce sizin ifade ettiğiniz kayyumlar da aslında onun bir iz düşümü gibi bir tarafıyla. Ve ilk tur itibariyle bana göre iktidar elbette ki seçimin kazananı yok ama kendi açısından önemli bir sonuç da yakaladı. Şu açıdan çünkü bir ay önce yaptığımız ölçümlerde ki bu anlatacağım rakamları biz her bahsettiğim tarihte kamuoyuna sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmıştık. Arzu ederse izleyiciler bakabilirler. Mesela seçimden bir ay kadar önce yaptığımız ölçümde Erdoğan'ın oyu ilk tur için %38 düzeyindeydi. Ondan 15 gün sonra yaptığımız ölçümde 41-42'ye kadar geldi. Yani bir neredeyse 2 hafta içerisinde bir 4 puanlık artışa denk geldi. Keza yine seçime giden tarihin bir hafta öncesinde yaptığımızda ki gene arada bir 2 hafta kadar şey var, mesafe var, boşluk var. Orada da %45.9-46'ya kadar geldi. Yani dolayısıyla bir 4 puan daha sıçrattı. İşte o son dakikada biraz şey yaptı açıkçası. Bu milliyetçi seçmene oynama hali. Daha doğrusu tek başına milliyetçi seçmen de değil. Bir grup seçmenin de milliyetçi duygularını kabartma hali de olarak ifade etsek yanına daha doğru olacaktır. Bunun en büyük sonucu şu oldu. Bütün ölçümlerde bizim karşımıza çıkan tablo şuydu. Mesela Erdoğan 2018 yılında partisine oy veren seçmenin maksimum %76'sını desteğini alabiliyordu. Bu oran MHP seçmeninde yine %65, %70'lerde kalıyordu ama sıklıkla %65 düzeyiyle karşılaşıyorduk üst oran olarak. Ama son hafta yapılan ölçümlerde %80'lerin üzerine çıktığını gördük. Her iki tarafta AKP seçmeninde 90'a yaklaştı. Mesela MHP seçmeninde %80'in üzerine çıktı. Dolayısıyla sona doğru bu adımları atarak istediği oranda bir oyunda artışı yakaladığını kabul etmek gerekiyor. Şimdi benden önceki tartışmalara çok kısa izninizle değineyim. Tabii buyurun buyurun. Referandum süreci gibi olmalı tartışmasına ben de tamamen katılıyorum. Bunun birkaç tane nedeni var. Bir kere her şeyden öte süre çok kısıtlı. Dolayısıyla daha geniş bir kampanya döneminde olduğu gibi çok sayıda vaadi, çok sayıda söylemi topluma ulaştırmak kolay değil. Üstelik yani ülkemizde herhangi bir yurttaş veya işte bir G20 ülkesindeki gelişmiş gelişmekte olan ülkelerdeki yurttaşları aldığınızda günde 3000'in üzerinde uyarana maruz kalıyor. Ve siz onun arasına kendi propagandanızı sıkıştırmaya çalışıyorsunuz. Bu normalde de zor bir şey. Özellikle 2 hafta kala çok daha zor. O yüzden söylem daraltmak gerektiğini düşünüyorum. Bir de 2 adayın yarışması. Bence 2 adayın da aslında büyük sembollere, büyük temsillere, büyük vaatlere denk gelmesi nedeniyle referandum olarak gitmesi gerekiyor. Bir de şu da tabii, şunu kabul etmek lazım ki Türkiye siyasal tarihinin en gerici ittifakını oluşturdu Cumhur İttifakı. Yani Türkiye siyasal tarihinde bu düzeyde bir gerici ittifak oluşmamıştı. Özellikle Hüdapar'ın katılımı, Yeniden Refah Partisi'nin katılımıyla birlikte böylesine bir blok oluşturdu. Buna karşı da muhalefet en temelinde demokrasi bloğunu oluştu. Belki de bu düzeyde büyüklükte bir demokrasi bloğunu da geçmişte görmek çok mümkün değildi. Ve bu iki blok karşısında da iki tarafta aslında çok iddialı, çok güçlü oy sayılarına erişti. Bence bu iki bloğu anlatmak için de bir bakıma referandum formatında gidiyor olmak lazım. Özellikle referandum formatında gidildiğinde, söylem daraltması yapıldığında muhalefetin şansı çok daha yükseliyor. Bakın mesela Suriyeliler konusu, işte Afganlar konusu, daha doğrusu hani, dünyaya sosyal demokrasi penceresinden bakan bir yurttaş olarak şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki, düzensiz göç politikası, yani bir plana dayalı olmayan plansız göç politikasını tartıştığınız zaman Türkiye'de %80'lerin üzerinde destek görüyor. Mesela daraltılmış söylemlerden muhalefetin öne çıkardığı Kızılay'ın çadır satma konusu. Mesela Kızılay'ın çadır satmasına itiraz edenlerin oranı Türkiye'de %92. Kızılay'ın gıda kolisi satmasına itiraz edenlerin oranı %93. Dolayısıyla daha
stratejik, daha doğru ama daha az sayıdaki başlıkta tartışmak önemli. Son bir şey, bu Ümit Özdağ'ın açıklamasına dair bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Sinan Oğan %5'in üzerinde oy aldı. Bizim derlediğimiz verilere baktığımızda ilk turdan önceki yapılan ölçümlerden derlediğimiz 1906 denekten oluşan, Sinan Oğan oy vereceğini ifade eden denekten oluşan bir data setini incelediğimizde %22'sinin ikinci turda Erdoğan'a oy vereceğini ifade ettiğini görüyoruz. %40'ının Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini ifade ettiğini görüyoruz. Kalan kısmında da kararsızım ve protesto oylarla karşılaşıyoruz. Bir kere hayatın olan akışına uygun olarak ilerlese, normal devam etseydi o açıklamanın sonrasında, ben şuna inanıyorum. Yani Sinan Oğan'ın bir miktar, çok sınırlı bir yönlendirici etkisi olduğunu ama ona oy verenler üzerinde bir belirleyici etkisi olmadığını düşünüyorum. Yani çok az bir yönlendirme etkisi olacağını ama bir belirleyiciliğin olmayacağına inanıyorum. Bunun üzerine bugün Sayın Özdağ'ın da Sayın Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklaması o sınırlı etkiyi de daraltmıştır diye tahmin ediyorum. Çünkü Ata İttifakı'nın güçlü bloğu Ümit Özdağ'ın partisinden ve seçmenlerinden oluşuyor. Bir de tabii şöyle bir durum var. Sinan Oğan bugüne kadar getirdiği süreçte aslında ne anlatıyorsa onu reddederek bir açıklama yaptı. Yani bir bugüne kadar toplumun önüne koyduğu, kendisine ait olduğunu iddia ettiği ilkelerin tam aksi yönde bir tutum gösterdi. Oysa ki Ümit Özdağ bugün yine bağlı olduğunu ifade etti. İlkelerini gündeme getirerek çıktı. Bu şöyle bir fark yaratacaktır. Dikkat ederseniz Sinan Oğan son açıklamayı yaptıktan sonra üzerine hiçbir açıklama ya yapmadı ya da yapamadı. Çünkü orada bir anlattığı ilkelere tamamen bağlı kalmama hali söz konusuydu. Bu propaganda gücünü kıran bir şey. Yani daha düne kadar yıllarca anlattığınız ilkeleri son dakika bir basın toplantısıyla reddederek ilerliyorsanız bu propaganda gücünüzü kırar. Bir de sözünüzün karşılığını kırar. Ümit Özdağ ise tam tersine sahip. Bugüne kadar neyi anlattıysa aynı tutumu gösterdi ve kalan süreçlerde de güçlü bir propaganda imkanına sahip olacaktır diye düşünüyorum. Peki. Şimdi bir son dakika haberi var. Aslında bir süredir Twitter'da da paylaşılıyor. Gülay Hanım, birazdan bir canlı bağlantımız olacak. Size onu gerçekleştirdikten sonra döneceğim. Aslında Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim, İstanbul Organize Suçlar Eski Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, akciğer kanseri tedavisi görüyordu bir süredir ve vefat ettiği bilgisi paylaşıldı. Kendi isteği üzerine Twitter hesabından açıklama yapıldı. Biz ölümden hiç korkmadık bu dünyada, sadece haktan korktuk. Sizler gibi kul hakkı yiyerek hakkın adını kirletmeye kalkışmadık. Emir geldi, ölüm vaki oldu bize, hakkın buyruğudur başımızın üstüne. Anlaşılan hesaplaşma ahirete kaldı, siz haramilerle. Bekleyeceğim sizleri orada. Geleceksiniz gerçek hak divanına. Selam olsun namuslu ve şerefli olanlara, dedi. Avukatı Celal Ülgen Skype bağlantıyla yayınımıza katılıyor. Öncelikle başınız sağ olsun Sayın Ülgen. Çok teşekkür ediyorum. Hepimizin, aslında ülkemizin başı sağ olsun. Çok dik duran ve çok sağlam bir Atatürkçü arkadaşımızı yitirdik, kaybettik. Ergenekon davası sırasında Sayın Çömez de çok iyi anımsayacaktır. Evet. Uzun süre cezaevinde tutuklu kaldı. Tuncay Özkan'la ve Birol Başaran'la beraber aynı koğuşta kaldılar. Bir insanlık abidesiydi diyebilirim, çok rahat diyebilirim. Çünkü cezaevinden tahliye olduktan sonra da sürekli avukat kimliğini kullanarak cezaevine gidip oradaki hem arkadaşlarını ziyaret ediyor hem de kimsesiz olan kişilerin, akrabaları ve arkadaşları gitmeyen kişilerin, sanıkların hem maddi durumlarıyla ilgileniyordu hem de onlara moral ve motivasyon sağlamaya çalışıyordu. Bu tavrını hiç kaybetmedi Adil. O açıdan üzüntümüz sonsuzdur. Hakikaten bana ilk abi böyle bir olay oldu, bir kanser teşhisi koydular ama üzülme, çok erken teşhis demişti.
Ama ne yazık ki o tarihten itibaren 3 ay geçti. 3 ay içerisinde çok hızlı bir gelişme oldu. Vücudunda metastaz yaptı ve bütün organlarını sardı. Son 3 haftayı da uyutarak geçtiler. Adil'i görme şansı bile bulamadık. Son derece üzgünüz, son derece değerli bir aydınımızı ve Atatürkçümüzü kaybettiğimizi söyleyebilirim. Siz konuşurken tam ortamızda bulunan ekranda da Adil Serdar Saçan Ergenekon davasında tutukluyken bir savunması esnasında kaydedilen görüntüleri paylaşıyoruz izleyicilerimizle. Şimdi bu davalar tabii ki hala aslında adaletle sonuçlanmış değil. Yani kanayan yaralar var. Türkiye'nin acı kayıpları oldu. Dolayısıyla aslında toplum vicdanı da tam olarak bu süreçle, yani Ergenekon ve Balyoz kumpaslarıyla barışabilmiş değil bana sorarsanız. Peki Adil Serdar Saçan nasıl bakıyordu bu sürece? Yani Twitter'da paylaştığı son tweet, ailesi tarafından paylaşılan son tweet aslında yanıta dair şey bize anlatıyor. Epey bir duygu aktarıyor ama siz neticede avukatı ve bir dostu olarak nasıl aktarırsınız? Evet, yani iki kitabı vardı Adil Serdar Saçan'ın ki kitaplarından birisi Organize Suçlar Şube Müdürü olduğu zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki Akbil soruşturmasını yürütmüştü. Hı hı. Ve onun sonucunda da Akbabalar diye bir kitap yayınladı. Zaten ne geldiyse başına bu karşı çıkışından, bu Atatürkçü duruşundan dolayı geldi. Ve onu kolayca Ergenekon kazanı içerisine attılar. Ama Adil Serdar tahliye olurken dövüşerek tahliye oldu. Döve döve ve hiçbir ödün vermeden her türlü gerçeği söyleyerek, yüzlerine haykırarak, yüzlerine vurarak tahliye olmuştu. Adil sonraki yaşantısında da avukatlık yaparak hayatını sürdürmeye kalkıştı. Sürekli birlikteydik. Hiç kopmadık, hiç ayrılmadık Adil'den. Düşüncesi şuydu: bir, sahte Atatürkçülere, iki, Atatürk'ü hedef alan İslami bir siyaset tarzına karşı bir şeyi vardı, duruşu vardı. Zaten Adil polis okulunda okurken de Atatürk'e hakaret eden bir kişiyi dövdüğü için disiplin cezası almıştı. Yani hakikaten bir de şunu söyleyeyim, düşündüğü gibi yaşayan, yaşandığı gibi düşünen bir arkadaşımızdı. Hı hı. Hiçbir şekilde düşüncelerini gizlemezdi, hiçbir şekilde korkmazdı, başta ölüm olmak üzere korkmazdı. Kendisiyle rahatsızlığından dolayı görüştüğümde ben onu teskin etmek yerine o beni teskin etmeye çalışmıştı. Bunu da hiç unutmayacağım. Peki, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Eyüp Sultan Camii'nde yarın ikindi namazını mütakip cenaze namazının kılınacağını da belirtmek isterim. Sıya Hanım, buyurun. Bu biraz önce siz söylediğiniz, onun için bir kelime söyleyeyim. Konukların zamanını alıyorum ama. Estağfurullah. Ergenekon dönemi hakikaten çok önemli bir dönemdir ve bu siyasi iktidarın büyük katkısı var. Yani bunu FETÖ yaptı diye sıyrılmaya kalkıyorlar. Ama bir gün eğer fırsat olur da Ergenekon davasındaki yargı sürecini belgeleriyle anlatmaya kalkarsak, göreceksiniz ki orada bu iktidar hiçbir şekilde Ergenekon davasındaki sorumluluktan kurtulamayacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Peki, biz teşekkür ediyoruz. Tüm sevenlerinin, sizin bir kez daha başınız sağ olsun. Gülay Hanım, çok kısa Turhan Bey'den belki bir Ergenekon sürecindeki bu kader ortaklığınız nedeniyle sizden belki bir yorum gelmek ister diye düşünüyorum. Kendisiyle hiç karşılaşmadım ancak telefonla birkaç görüşmemiz oldu davadan sonra.
Tabii o cezaevinde çok büyük acılar çekti, çok büyük dram yaşadı. Hı hı. Ben de sürgün yıllarında inanılmaz zorluklar yaşadım. Bir süre İngiltere'de cezaevinde kaldım. Celal Bey'e %100 katılıyorum. Her ne kadar bugün FETÖ bunu yaptı deseler de, FETÖ belki bir maşa olarak kullanıldı. Ancak arkasında siyasi iktidar vardı. Hı hı. Bizatihi bütün detayları ben Erdoğan'ın bildiğini kendim biliyorum. Çok vahim bir hukuk skandalıydı. Çok ağır bir kumpastı. Yurtseverler bu kumpasta büyük eziyetler çekti. Ancak bu bir demokrasi mücadelesidir. Feda olsun. Hı hı. Fakat burada Celal Bey'in ifade ettiği gibi Erdoğan'ın ve siyasal iktidarın sorumluluğu çok ağırdı. Hiç kimseyle paylaşmadığım bir hatıramı paylaşayım. Sürgün yıllarından artık dava bittikten sonra Türkiye'ye dönmek üzere hazırlık yaptığımda AKP çevrelerinden benimle temasa geçtiler. Havaalanında bütün televizyonları yığalım. Herkes gelsin. Ancak şurada orada şöyle bir mesaj vermeni senden istiyoruz. Burada iktidarın sorumluluğu yoktur. Tamamen bunun arkasında FETÖ vardır. Ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz dersen her türlü destek yanınızda diye bana mesaj gönderdiler. Dedim ki ben onurum için mücadele ettim. Demokrasi için sizin bütün zulümlerinize direnç gösterdim. Bütün bu eziyetleri bunun için çektim. İstediğinizi yapın, asla ve asla ne sizin isteğinizi ne sizin talimatınızı hiçbir şekilde onaylamıyorum dedim. Ve bandırmadan gelen mütevazi yerel basını dahi havaalanına sokmadılar. Dolayısıyla bu bile iktidarın ne kadar acımasız, ne kadar demokrasiden, ne kadar aydınlık bir anlayıştan uzak olduğunu gösteriyordu. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Hı hı. Hepimiz için büyük bir kayıp. Peki, teşekkür ediyorum. Bir kez daha sevenlerine başsağlığı diliyorum ben de. Tabii maalesef ölüm hayatın bir gerçeği ancak yayın akışımıza ve program akışımıza da devam etmemiz gerekiyor. Gülay Hanım, teşekkür ederim anlayışınız için. Şimdi aslında demin Ertan Bey konuşurken önemli bir şey söyledi. Evet, HDP seçmeni çok kenetlenmiş bir seçmen. Ve burada Yeşil Sol Parti'nin vereceği tavır, açıklayacağı tavır belirleyici olacaktır dedi. Ben size hem az önce Turhan Bey'e de ilettiğim Sayın Özdağ'ın katılımı, desteği, Millet İttifakı seçmenini nasıl etkiler diye sormak isterim. Yani sandığa gitmesem mi diye düşünenler, mütereddit olanlar varsa onları sandığa gitme konusunda itici bir güç olur mu? Sizce HDP seçmenini nasıl etkiler? Ve bu özellikle mutabakata yansımasını istediği ilk dört madde gibi veyahut Anayasanın 66. maddesi gibi aslında kurucu değerler olarak özetleyebileceğimiz maddelerle ilgili tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii Zafer Partisi Ata İttifakı'nın aslında amiral gemisi ve Zafer Partisi aslında sığınmacıları evine gönderme söylemiyle yola çıktı. En etkili söylemi oydu. Ve bununla da seçmende karşılık buldu. Yeni kurulan bir siyasi parti içinde kale alınabilecek önemli sayıda bir oy aldı. Ve kendi cumhurbaşkanı adaylarını çıkardılar ve dediler ki biz yani şu anda mevcut iktidara karşıyız. Benim okumam o. Öyle söylediler, söylemleri oydu. Sığınmacıların bir an önce ülkelerine geri dönmeleri lazımdır. Çünkü bu Türkiye için bir beka problemidir. Ben bu görüşe %100 katılıyorum. Sığınmacılar Türkiye için bir beka problemidir. Şimdi ayrıntılarını sığınmacılar belki ve kaçak konuşmaya yani aslında. Evet, yani sığınmacıların arasında işte tapu sahibi olma yoluyla ki o da hülleli yapılıyor o işlemde. Yani ben mimar olmam hasebiyle onunla çok karşılaşıyoruz. Yani 40-50 bin dolar o 400 bin dolar dedikleri rakamı ve neredeyse maaile vatandaşlık alarak geliyorlar. Sülale belki çok da kalabalıklar. Bu bakımdan onların içerisinde tapu eliyle işte vatandaşlık alıp gelenler var. Sınırdan kaçak girenler var. Kim oldukları belli olmayan, nüfus cüzdanları olmayan insanlar var. İşte bir de göçmen statüsüyle belki gelenler var. Ve biz şu an Suriyeliler için söylüyoruz. Afganlar var, işte Pakistanlılar var. Türkiye'ye gelmeyi planlayan, bekleyen, bekletilen haberlerde hepimizin izlediği uluslararası özellikle ajanslarda taradığımızda karşılaştığımız ciddi bir
siz devam edin, bir katkı yapmak istiyorum. Ciddi bir rakam var. Şimdi biz, bir de tabii doğurganlık oranı önemli. Türk kadının doğurganlık oranının yaklaşık 5-6 katı doğurganlık oranı var bu Suriyelilerde. Şimdi rakamlar da birbirinden çok farklı. Yaklaşık 10 milyon benim bütün okumalarım, değerlendirmelerime göre. Neden 10 milyon diyorum? İşte 7 milyon söyleniyor ama burada doğuruyorlar ve işte üniversiteli öğrenciler evleniyorlar, çocukları oluyor. Çok genç yaşta 11 ayda bir doğuruyorlar. Yani çok büyük bir orandan bahsediyoruz. Hatta bir doktor arkadaşım söylemişti, sonra sosyal medyada da gördüm. Bir hanımefendi doğum yapıyor. 4 ay sonra yine aynı hanımefendi doğum yapıyor. Meğer öbür hanımın kimliği yokmuş, belgesi yokmuş yani. Birbirlerinin kimlikleri, kimse sorgulamıyor, kimse bakmıyor. Yani bu eğer doğruysa bu ve benzer iddialar, bunları derhal araştırmak, hemen bakmak lazım. Bir başka bu konuya girmişken bakalım, geçici belgelerle de oy kullanıldığıyla ilgili bir sosyal medyada dolaşan bir bilgi var. İnşallah doğru değildir. Bütün sandık görevlilerimizin de buna dikkat etmesi gerekmekte. Şimdi sorunuza gelirsek eğer, şimdi Ümit Özdağ bir söylediği sözlere sahip çıkarak dedi ki, ben sığınmacıların ülkesine geri dönmesini istiyorum. Hem Cumhur İttifakı ile konuştu, Numan Kurtulmuş orada vekalet etti Sayın Cumhurbaşkanı'na. Bizden de doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı adayımız, Sayın Genel Başkanımızla konuştu. Ve orada mutabakat metni imzalandı. AKP ile, yani AKP'nin adayıyla mutabakata varamama gerekçesi de işte bu sığınmacıların evine gönderilmeme meselesi. Ortalama olarak 150 milyar dolar para harcandı. 30 milyar dolar da herhalde yine basındaki verileri paylaşıyorum. Suriye'de bunlar için harcanan, barınma ile ilgili harcanan bir paradan bahsediliyor. 180 milyar dolar bir paradan bahsediliyor. Çok büyük bir bütçe. Bir de tabii yine uluslararası basında okuduğumuz ve hepimizin milliyetçi duygularını zedeleyen çok önemli söylemler var. Efendim biz parasını verelim, Türkiye'de kalsınlar, Avrupa'ya gelmesinler. Yok efendim biz seçtik, işte doktor, mühendis, mimar olanları aldık Avrupa'ya. İşte 10 tane aldık, 50 tane aldık, 100 tane aldık. Milyonlar orada kaldı. İşte 3,5 milyar dolar verdik, şu kadar milyar dolar verdik. Orada bakacaklar denmesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizleri incitmiştir. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Ve Türkiye asla göçmenlerin deposu değildir. Olamaz. Göçmeni tırnak içinde söylüyorum. İçine çokça işte sığınmacıdan dolaylı yollarla vatandaşlık almış olanları ekleyebilirsiniz. Şimdi ayrıca bu bugün yapılan mutabakat metninde hepimizin rahatsız olduğu yolsuzluk, yoksulluk bu maddelerde var. Ki hatırlatmak lazım, AKP yolsuzluğu, yoksulluğu ve yasakları bitirmek üzere gelmişti ama yolsuzluk herhalde Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde hiç bu kadar olmamıştı. Yoksulluğu söylemeye gerek yok. Bayat ekmek artık satılıyor. Çürük domatesi, çürük salatalığı insanlar gidip marketlerden alıyor daha ucuz fiyata diye. Yasaklarda herhalde şurada bir tweet atsa, kim atarsa içeriye girer ve bütün konuşucular, yani her ekranda, yani AKP'ye yakın ekranda da bağımsız ekranlarda da insanlar konuşurken dikkat ediyor. Aman bir yanlış yapar mıyım? İşte Abdülkadir Selvi'nin başına geleni hep beraber gördük, yani bir şey demeye çalıştı, başka bir şey dedi filan kaş yaparken. Sanıyorum ki göz çıkarma durumuyla karşılaşmış oldu. O bakımdan yani yasakların da ne olduğunu görüyoruz. Yani 13 yaşındaki, 15 yaşındaki çocukların bile sosyal medyadaki paylaşımları yüzünden polisle karşı karşıya gelme durumları kabul edilebilir bir şey değil. Ne bir kadın olarak ne de bir anne olarak bunu kabul etmiyorum. Bırakın siyaseti. Şimdi bu değerlendirme kısmında bir iki rakam vermek isterim. Şimdi Türkiye raporunun ekolojik çıkarım modeli yoluyla yaptığı bir hesaplama modeli var. Milletvekili seçiminde Millet İttifakı'na oy verenlerin 0.4 milyonu, yani yaklaşık %3'ü Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermemişler. Şimdi artık çok az günümüz kaldı. Yani ben sonuçta mimarlar biraz da mühendistir biliyorsunuz. Biraz matematiksel gitmek lazım bu işe. Çok az zamanımız kaldı. Net vatandaşın kafasını karıştırmayan söylemlerle gitmek lazım. Şimdi Ümit Özdağ'ın yaptığı açıklamalar önemlidir. Ama bu
gelişi de efendim bakanlık mı alacak, şunu mu söyledi filan gibi söylemlerle, işte Sinan Oğan gitti, Ümit Özdağ buraya geldi söylemleriyle değil de daha geniş bir cephede demokrasi bloğunu genişlettiğimizi vatandaşa anlatmak ve mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninin, milletvekili seçiminde oy verenin %96'sı Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı oy vermiş. İYİ Parti'nin %81'i oy vermiş. Mesela İYİ Parti'nin biraz buna çalışması lazım. Demek ki %19 seçmen. Hemen araya gireceğim. O veriler çok sağlıklı veriler olabilir değil. Ben olabilir. Hemen araya gireceğim. Olabilir. Çünkü bu istatistik olarak bulma şansınız yok sanıyorum. Siz de bunu teyit edeceksiniz. Karşılaştırma yapılıyor. Bir modelleme. Hı-hı. Simülasyon yapılıyor. Hı-hı. Bu ama bu sonuçta 81 değildir de 85'tir, 87'dir. Ama bakın siz hangi zarftan İYİ Parti çıktı? Söyleyeceğim şimdi. Hangi zarftan Kemal Kılıçdaroğlu çıktı bilmiyorsunuz. Başka bir şey söyleyeceğim ama bakın, Turan Bey. Doğru bilgi değil. Tabii doğru. Bir yere varmaya çalışıyorum. İtiraz edeceğim. Turan Bey bir yere bakın, varayım sonra itiraz edeyim. Ama müsaade edin bana. Ben bitireyim. Ama itirazınızı edin, sonra yapın. Doğru değil. Tamam dediğiniz Turan Bey revize edeyim. Müsaade edin. Peki. Müsaade edin. Bu bir simülasyon. Başka şekilde simülede edilebilir, başka rakamlar da çıkabilir. Ama şu bir gerçek ki milletvekili seçiminde verilen oylarla Cumhurbaşkanlığı'nda verilen oylar arasında 0.4 milyon gibi, yani %3 gibi bir rakam var. Bu bir gerçek, yani bu bir realite, bu bir rakam. Onun için hani bunun hangisi i̇şte İYİ Partinin'dir, işte hangisi HDP'nin'dir. Şu kadar bu bilmeden ama, derken, bir dakika. Ama bakın kamuoyu Turan yanlış yönlendiriyorsunuz. Hayır efendim, bak, niye yanlış yönlendiriyorsunuz kamuoyunu? Turan Beyciğim. Birbirimizle burada değil, başka bir amacımız anladım var. Anladım ama yanlış yönlendiriyorsunuz. Yanlış yönlendirmiyorum. Sizin buradaki modelle bir simülasyonla yapmış. Göre siz Türkiye raporu ekolojik çıkarım modeli yapmış. Böyle bir rakam vermiş. Siz ben de o simülasyonu söylüyorum. Tamam. Doğru değil. Siz dediğin ki %95 olsun size göre. Ben mesela 81 bulmuş bu simülasyon. %95'si onu %100'e çıkarmak için ne yapmalı? Şimdi amacımız o rakam değil. Yani mesela HDP ile ilgili çıkarılan rakam da %97. Yani orada da %3'ü daha arttırmak lazım. Yani burada asıl olan bizim birbirimizle değil. Bizim amacımız buradaki %3'ü artmak. Hayır, ben tartışmıyorum sizinle ama yanlış şey. Hayır, yanlış değil. Bu bir simülasyon değil. Modeli. Ben isim vererek basından aldığım bir şeyi paylaşıyorum. Bunda bir şey yok. Yani biz birbirimizle birlikte yol yürüyeceğiz. Ayrı değiliz. Yani buradaki amacımız 0.4 milyon oyunda Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na tamamının verilmesini sağlamak ve arttırılmasını sağlamak. Bunun arttırılmasını sağlamak kısmında soruyu sorarken ki tespitinize katılıyorum. Evet doğru. Yeşil Sol Parti olarak giren HDP'nin seçmeni daha bilinçli oy veriyor. Hatta ben sanıyorum hangi seçim bölgesiydi hatırlayamıyorum ama aynı isimli 3 isim Ahmet Bey oradan çıkamasın diye 2 aday diye aynı Ahmet Türk isimli 2 aday daha koydular ama yine işte iple ölçtürdüler, bir yöntem belirlediler kendi aralarında, yine kendi adaylarını çıkarabildiler. O anlamda bilinçli bir seçmen oldukları, yani oy verirken organize. De organizeyi iyi yapabildiklerini biliyoruz. Orada da bir eksik var. Az önce bir iki arkadaş daha söyledi. %81 orada da oy kullanma, %78 olan iller var. Onları da artırmak zorundayız. Çünkü Türkiye ortalaması daha yüksek. Demek ki bizim amacımız Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Genel Başkan'a, Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen kesimin oy vermesini sağlamak. Küskünleri, sandığa gitmeyenleri, işte 10 milyon ve 3 milyon gibi bir rakam var elimizdeki aradaki fark ve gitmeyenler olarak. Bu 13 milyon üzerine yoğunlaşıp o arkadaşlarımızın sandığa gitmesini sağlamak ve 14 Mayıs'ta da sandığa gidip oy vermiş arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızın da tekrar sandığa aynı heyecanla gitmesini sağlamak. Şimdi Ümit Özdağ'ın bu açıklamalarının bence bu yönde çok olumlu bir katkısı oldu. Vatandaşın işte Sinan Oğan üzerinden işte o da Cumhur İttifakı'na gitti. Acaba bizim oylar düşer mi? Orada %5'lik bir barem çünkü görünüyor. Bu kırıldı. Çünkü Ümit Özdağ oranın daha işte dediğim gibi benim de değerlendirmeme göre, eldeki verilere göre de aslında oyun kurucusu diyebiliriz. Amiral evet. Gemisi, o sonuçta başka birisini aday gösterselerdi belki de başka birisi Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkacaktı. Nitekim Sayın İnce'ye de teklif götürmüştü. Sayın Yavaş'a kamuoyu aracılığıyla seslenmişti. O da benim başlıklarımdan bir tanesi. Sayın İnce'nin seçmenlerinin de gönlünü alıp onların da
bu seçimde Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri sağlanmakta. Bir noktada zannediyorum Sayın Genel Başkanımızı destekleyen, Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyen herkes hemfikir. Bu seçimin referandum şeklinde olması şart. Referandumda neyi oylamak lazım? Referandumda ekonomi daha net çizgilerle belirlenmeli. Geçen gün bir televizyon programında Sayın Genel Başkanımız bir açıklama yaptı. Dikkat ettiyseniz ne dedi? Kandil'le ilgili açıklamaları yaptırmak, yapılmasını sağlamak bizim değil iktidarın elinde ve o açıklamaların da kime yaradığı ortada mealinde bir açıklama yaptı. Şimdi bu önemli. Yani terörle asla ve kata Millet İttifakı'nın hiçbir alakasının olmayacağını, olamayacağını net çizgilerle anlatmak ve bizim milliyetçilik ve devletçilik okullarımızdan ikisi bunlar üzerine de bina edilen söylemlerle bir iki gün içerisinde gerek sosyal medyada gerek televizyonlarda gerek işte bant reklamlarda bunları anlatmak ve burada algıda hakim olmak önemli. Önemli olan şimdi algılar Türkiye'de olguların üstünde. Ne dersek diyelim, ne yaparsak yapalım. Bir algı oluşturuyorlar. Hatta Nevşehir'de AKP'nin astırdığı billboardların sanki CHP billboardlarıymış gibi, sanki Sayın Genel Başkanımızın sözüymüş gibi asıldığı durumları da düşünürseniz, yani bu algıların üzerine çıkmak ve bizim kendi olgularımızın doğruluğunu vatandaşa anlatmamız lazım. Peki. Buralarda eksik kalıyoruz. Eksik kalmamızda tabii birkaç sebep var. Birincisi muhalefetiz. Karşımızda bir maalesef hükümetle devletin birbirine karışmış olmasıyla yani artık hükümetin kurumlarına dönüştürmeye çalıştıkları devletin önemli kurumları ve onların gücünü sonsuz ve sınırsızca kullanan bir Cumhur İttifakı var. Bir de bizim seçim stratejisinde 14 Mayıs'ta aldığımız sonuçları ele alarak elbette ki 15 gün kısa bir süre, elbette ki insanlar etten kemikten yapılmış, üzülebilir ve bu değerlendirme biraz ağır kalabilir ama artık öyle bir zaman yok, öyle bir tahammül yok. Bu bakımdan bunların değerlendirmelerinin de bir an önce sonuçlanması ve seçim stratejisine doğru şekilde belirlenmesi lazım. Ve bizim ittifak ortaklarımızın, genel başkanlarının sahada çok net bir şekilde tabii bu Kılıçdaroğlu'na oy vermeyle ilgili olarak belki de sadece başka billboardlarla değil de evet mühürünün olduğu billboardlarla yani vatandaşa oraya evet denmesi gerektiğini iki aday arasında referandum olması hasebiyle çünkü 0-0'dan başlıyoruz. Yani 49,5'un üzerine AKP devam etmiyor. Biz de kendi oyumuzun üzerine devam etmiyoruz. Bunu vatandaşa çok net bir şekilde anlatmak bizim öncelikli ve birinci hedefimiz olmalı. Araya bir şey mi girecek? Bir konuğumuz daha var. Anladım. Skype bağlantıyla. Konuşmaya devam edeceğiz zaten. Şimdi bugün gerçekleşen bu görüşmenin mimarlarından biri akademisyen Profesör Doktor Sezgin Çelik Skype bağlantıyla yayına katılıyor. Merhaba, hoş geldiniz Sayın Çelik. Merhaba efendim, Simgen, hoş bulduk. Şimdi ben önce Sayın Özdağ ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun buluşmasından önce sizin yürüttüğünüz diplomasiyi sormak isterim. Görüşme trafiğini sormak isterim. Tarafları şu an sanıyorum beni duyamıyorsunuz ama ben bu arada sorumu yenileyeceğim. Peki birazdan yeniden bağlanacağız. O halde bağlantı koptu zannediyorum. Gülay Hanım ekleyeceğiniz bir şey daha vardıysa noktayı koymuş olun. Öyle bir sonraki tura dönelim. Çünkü yeniden dönmem gerekecek nasıl olsa. Yani özetle şunu söylemek istiyorum. Şimdi vatandaşın kafasını çok fazla karıştırmadan, çok fazla siyasi argüman üretmeden net birkaç söylem üzerinde ve Kılıçdaroğlu'na evet oy vereceksiniz. Diğer siyasi partilerin de bu yönde çalışması, işte milletvekili seçiminde gösterdikleri efordan belki bir tık daha fazla çalışmaları ve bu yönde de seçmenlerini kanalize etmeleri şart. İkinci seçimde yani ikinci turda dünyanın diğer örneklerinde hep geride kalan kazanmış. Ben onun için umut varım ama sahada biraz daha heyecan ve yoğun çalışma olmalı diye düşünüyorum. Ben onu eksik görüyorum. Peki. Sezgin Bey duyabiliyor musunuz beni şimdi? Duyuyorum efendim. Hayırlı akşamlar. Peki. Tekrar. İyi akşamlar yeniden. Hoş geldiniz. Sorumu duyabildiniz mi? Duydum efendim. Duydum. Peki. Buyurunuz.
19 Mayıs'ta başlayan, Cuma günü başlayan Sayın Genel Başkan Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'nin ziyaretiyle başlayan bir süreç başladı. Yaklaşık 1,5 saat süren ve heyetler ve genel başkanların baş başa özel görüşmelerinden sonra bir gün hemen sonra Zafer Partisi Cuma günü itibariyle yani 20 Mayıs itibariyle Genel Değerli Kurulu toplayıp bu Kemal Bey'in getirdiği teklifle ilgili yani genel konulan konular ve teklif ettiği bazı başlıklarla ilgili Genel İdare Kurulu görüşmeler yaptı. Ve Genel İdare Kurulu görüşmesinden sonra Sayın Ümit Özdağ, Profesör Doktor Ümit Özdağ, Genel Başkan bir tweet attı. Attığı tweette Zafer Partisi'nin, Ata İttifakı bileşenlerin büyük ortaklarından Zafer Partisi'nin ittifakı yani Kemal Bey'in teklifine karşı öne sürdüğü 4 maddelik bir tweet vardı ve o tweette kendisinin 66. madde 1924 anayasası efendim göçmenlerle ilgili konular ve terörle ilgili bir konularla ilgili istekleri bulunduğunu ve bu konuda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmeler yaptığını ve bu görüşmeler sonunda bir cevap beklediğini tweet'i vasıtasıyla duyurdu. Ve o tweet'ten hemen sonra Cumartesi akşam saat Genel İdare Kurulu toplantısı hemen sonra genel birebir görüşmeler başladı. O görüşmeler içerisinde bugün de yayınlanan ve basına kamuoyuna duyurulan 7 maddelik bir ortak mutabakat metni çıktı. Ortak mutabakat metnindeki ilkelerin tamamı, özellikle ki Genel Başkan'ın çok yüksek hassasiyetiyle ve onların tamamen birebir gözetiminde ve karşılıklı ilişkiler çerçevesinde gerçekleşen bu ilkeler protokol çerçevesinde ve ortak mutabakat metninden de daha önce altılı masanın ortaya koyduğu ortak mutabakat metnine aykırı olmamak kaydıyla bir ortaya bir protokol çıktı. Hı hı. Ve bu protokolde Zafer Partisi'nin, Ümit Özdağ'ın ve arkadaşlarının ortaya koyduğu 7 maddelik ilkeler ki bu ilkelerin tamamı ortak mutabakat metni ve altılı masanın daha önceki ortaya koyduğu ilkelerden aykırı ilkeler değil. Birebir üzerine örtüşen, hatta Ümit Özdağ'ın hocamızın bu Suriyeliler ve göçle ilgili, düzensiz göçle ilgili, sadece geri dönüş, geri kabul anlaşması iptaliyle ilgili, sürelerle ilgili ufak tefek bazı nüans farklılıkları vardı. Hı hı. Yaklaşık 4 gün boyunca süren ve genel başkanların birebir görüşmeleriyle, 2 gün üst üste görüşmeleriyle üzerine çalışılan ve çok kısa bir şekilde ortaya çıkan bir mutabakat metni oldu. Burada kamuoyuna yansıdığı gibi Sayın bu Çelik ben burada altılı masanın Millet İttifakı'nın kimi aktörlerinin bu protokole itirazları olduğu yönünde hem atılan tweetler hem basına yansıyan haberler vardı. Bunların iki lider tarafından nasıl karşılandığını size sormak isterim. Yani bunlar herhangi bir gerilime neden oldu mu, geri adım atılması gündeme geldi mi ya da görüşmelerin kesilmesi gibi bir durum doğurma ihtimali oluştu mu süreç içerisinde? Çünkü siz diyorsunuz ki yani Millet İttifakı'nın daha önceden vardığı mutabakata aykırı olmayacak şekilde diyorsunuz. Ama yani evet, hani buna itirazlar yükseldiği yönünde de kamuoyuna yansıyan haberler oldu. Simge Hanım, ufak tefek farklı görüşlerin olduğu, farklı siyasi akımlardan gelen partilerin olduğu yerde ufak tefek itirazların olması normal. Şeffaf devlet yapısı, efendime söyleyeyim, yolsuzlukla mücadelede çok etkin bir mücadele. Yine devlet kadrolarında sadakatin değil liyakatın söz konusu olması. FETÖ, PKK, IŞİD ve terör örgütleriyle mücadele ki bugün Ümit Hoca ve Sayın Genel Başkan, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı gibi sıfır tolerans. Sığınmacılar konusundaki ki Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu bugün de dün de televizyon programında ve sürekli gündeme getirdiği konular. Yani buradaki maddeler içerisinde anayasanın ilk 4 maddesinin değişmezliği, 1924 anayasındaki laik milli üniter yapının korunması bunlar zaten altı masanın ortak mutabakat metnindeki ilkelerden çok aykırı şeyler değil. Orada ufak tefek bugün kamuoyuna yansıyan bazı şeyler oldu ama aralarında herhangi bir sorun, herhangi bir sıkıntı olmadı. Hı. Sanki genel başkanın çok iyi niyetiyle ve özellikle burada altılı masanın diğer üyeleri, sayın genel başkanlarına ayrıca teşekkür etmemiz lazım. Özellikle Sayın Meral Akşener hanımefendinin cumartesi günü yaptığı, Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanı adayımıza biz bu konuda bizim adımıza görüşme noktasında
yetkili açıklaması. Diğer parti başkanlarımızın bu anlamda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesiyle bu mutabakat metni, protokol ortaya çıktı. Dolayısıyla ortaya çıkan protokolle ilgili herhangi bir sorun, kavga, kızgınlık herhangi bir şey yok. Ufak tefek nüans farkları dediğim gibi her an oturularak, konuşularak aşılabilir. Önemli olan şu anda biraz önce diğer konuklarımın söylediği gibi 28 Mayıs'a odaklanmak. Özellikle Türk milliyetçilerinin, vatanseverlerin bu mutabakat metnini ortaya konan ilke noktasında hepsinin ortak görüş birliği vardır. İki liderin de çok samimi ve candan yaklaşımıyla beraber 4 gün süren ama zevkle beraber arkadaşlarımızla, akademisyen arkadaşlarımızla, parti yetkilileriyle beraber özellikle Cezmi Polat Bey, Sayın Genel Sekreterimizin öncülüğünde ve Faik Öztürk Bey'in de bu anlamda ciddi katkılar oldu. Onların öncülüğünde yaptığımız güzel bir çalışma oldu. Genel başkanlar bunları oralarına değerlendirdiler ve dediğim gibi Türk milletinin kabul edeceği altılı masa ve herkesin de şeffaflığa, devlet yapısı, yolsuzlukla mücadele, terörle mücadele, göç gibi konularda da çok ciddi ve güzel bir protokol ortaya çıktı. Türk milliyetçilerinin, vatanseverlerin, bütün vatandaşlarımızın yani AKP oy veren, MHP oy veren bütün vatandaşlarımızın bu mutabakat metnine veyahut ortaya çıkan protokolle ilgili herhangi bir itiraza olacağını düşünmüyoruz. Vatanımıza, milletimize inşallah bu mutabakat metni hayırlı olur. Ve güzel bir işbirliğiyle 28 Mayıs'ta güzel bir sonuç alırız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Saygılar sunuyorum efendim. Hayırlı akşamlar. Saygı sevgi bizden. Profesör Doktor Sezgin Çelik yayınımıza katıldı. Ankara stüdyoya dönelim. Kemal Albayrak yaklaşık bir saat sonra size gelebildik. Anlayışınız için teşekkür ederim. Araya bir de tabii canlı bağlantı eklenince, Celal Ülgen katılınca size biraz geç dönmüş olduk. Stüdyoda konuşulanlara da eminim ek yapmak isteyeceksiniz. Buyurun. Evet. Ben de teşekkür ediyorum. İktidarın çok adaletsizliğini gördük de sizler herhalde böyle bir şey olmaz diye bunu da telafi ettiniz. Yani şimdi Kemal Bey bir şey söyleyeceğim. Da, kişiselleştirmek değil. Rahmetli Adil müdürümü ben de tanıyorum. Benim hayatta en hassas olduğum şey işin, adaletli olmak. Dünyanın da en zor şeyidir. İyi olmak çok kolaydır ama adaletli olmak çok zordur. O yüzden bizim teşekkür etmek isterim. Ben teşekkür ediyorum Simge Hanım. Buyurun. Şimdi baştan Adil müdürüme ben de tanıyordum. Rahmet diliyorum. Gerçekten üzüldüm duyunca. Bir de dikkatimi çeken bir konu, asıl konuya gireceğim de Celal Bey'in ve Turan Bey'in ortaya koyduğu bir hadise var. Maalesef Türkiye'de hukuk siyasetin köpeği anlayışından bir kurtulmamız lazım. Bu memlekette 17-25 Aralık dahil, FETÖ dahil, Ergenekon, Balyoz ve tüm bu davaların gerçekten bağımsız yargı şeklinde ve uluslararası gözetimde de yeniden incelenmesi lazım. Temennim bu. Celal Bey de bunu tasdik etti. Ümit ediyoruz yeni yönetim bunu çözer. Çünkü bağımsız yargı olmadığı an adaletsiz olan her yerde her şey ahlaki olmuyor. Şimdi konu Sinan Ogan ve Ümit Hoca konusuna geliyor. Sinan Ogan konusunu düşünürken ben de hatta ben şahsen Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'na mümkün mertebe destek olmaya çalıştım. Bireysel olarak bu benim özgür hakkım. Çünkü aklın vesayetten kurtulması çok önemlidir. Aklımla hareket ederek bunu her yerde de açık ve net olarak söyledim. Şimdi aklın 3 belirtisi vardır. İyi düşünmek, iyi söylemek ve yapmak. İyi yapmaktır. Yani aklında vesayetten kurtulması. Şimdi başlangıçta bana da bazı arkadaşlar, milliyetçi kesimden arkadaşlar, ya Kemal Bey zaman zaman televizyonlarda çıkıyorsun, bak biz bu mevcut keyfi idareye karşıyız ama bir arayış içerisindeyiz. Milliyetçi kesimin bir adayı çıktı, Sinan Ogan diye bir takım şeyler söyledi. Hangi özelliği? Tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin dedi. İşte biz buna geldik. Sonradan baktılar ki Tanrı Sinan'ı korusun ve yüceltsine dönüştü. Şimdi Sinan Ogan'dan hüsrana uğramak yerine ittifaklar çıkar mı veya ilke mi?
Millet İttifakı'nın benimsediğim yan ilkelerde ittifak kurdular. Yoksa şahıs falan değil. Ya bu memlekette keyfi bir idare var. Bunu bilmeyen yok ki. Keyfi idare, sırlar ülkesi, hiyerarşik bir soygun düzeni, yasaklar, basın tahtitleri, otoriter rejimler çaresizlik üretiyor. Ülke bu dönem kadar ürettiği çaresizliği hiçbir dönemde görmemiştir. 100 yıllık bir cumhuriyeti 95 yıllık Emevi saltanatına doğru götürmeye çalışan bir zihniyet. Karanlık bir zihniyet. Bu karanlık bir çağın zihniyetidir. Bundan dolayı da Sinan Ogan'a belli bir kesim destek verdi. Bu gayet normaldir. Bir adamın, bir kişinin aday olması bile ahlaki bir davranıştır. Ancak buna destek olanları hüsrana uğrattı. Şimdi Ümit Hoca bunda gayreti vardı. Ümit Hoca'nın ortaya koyduğu 7 tane ilke Millet İttifakı'nın benimsediği bir ilkedir. Hiçbir zaman buna karşı gelen olmaz ki. Yani ortak ilke. Bunu ortaya koydu ve kelebek etkisi yaptı. Sinan Ogan da maalesef tamamen çaptan düştü. Niye düştü? Siyaset aynı zamanda bir sınav yeridir. Yaptığın bir yanlış seni tanımaya vesile olur ve bütün doğruları götürür. Sinan Ogan'ı bu millet tanımış oldu. Niye tanıdı? İşte doğrudur, yalandır, onu bilemeyim ama şu anda anılması çok değişik, gayrimeşru işlerle anlıyor, iletişimden filan diyoruz. Üzülüyorum da. Bunlar inşallah doğru değildir. Ben herhangi birini de suçlamış değilim. Ben siyaset açısından söylüyorum. Siyasette niye karşı çıktı bu? Bu ülkede bu iktidarın hukuksuzluklarına, adaletsizliklerine, insanları ayrıştırdığına ve bu düzenin devam etmemesine söyledi. Arkadan da dedi ki istikrar istiyoruz. O gitti. Şimdi Ümit Hoca'nın ortaya koyduğu bir ilkedir. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. İlke bu partisanlık değildir ilke. İlke ortak ilkedir. Adalettir, işte anayasadır, refah konusudur. İşte bunu hiçbir arkadaşımız, Türkiye'deki Millet İttifakı'nda olan hiçbir siyasi lider, hatta resmi olmayan ortaklarım bile buna karşı çıkacağını zannetmiyorum. Ümit Hoca yaptığı bu anlayışla toplum nazarında biraz daha kazançlı oldu ve kelebek etkisi yaptı. Çünkü Türkiye'de bir göç olayı gerçekten önemlidir. Bir vatandaşlığın parayla satıldığı bir dönem. Turan Bey bilir, İngiltere'de durdu. Allah aşkına ben de Avrupa'yı gördüm, Amerika'yı gördüm. Bir vatandaş olmanın şartları o kadar zor ki, bizim burada sınırlara desize pazarı gibi teröristlerden tut da her şeye girdi ve sınırı koruyoruz. Böyle bir keyfi idare olmaz ki. Niye bunu yaptılar? Bir planla yaptılar. Çünkü ülkede, böyle bir ülkede milletine, devletine düşman yetiştiren bir anlayışı ortaya koymak için. Bu plan kendileri de açıklıyor zaten. Ne dedi? Ben Orta Doğu Projesi'nin bir başkanıyım dedi. Ya bunu açıkça da söylüyor. Söylediği için de bir para uğruna veya Avrupa Birliği'nin ve diğer egemen güçlerin böyle bir göç olayını sen alacaksın demesi üzerine alıyorlar. Enteresandır. Zaten her alanda din simsarlığı, din ticareti yapanlar bunda da dediler ki bir ensar muhacir ilişkisi gibi 1400 sene evvele kendilerini monta etmeye çalıştılar. Ya bu anlayış değil. Gerçekten ülke, Platon der ki ya ilimle yönetilir ya zulümle yönetilir. İlme, akla, bilime aykırı ne varsa bu iktidarda var. Ondan dolayı da yapacak bir damla bile bunun karşısında olan akıl, bilim, hukuk, demokrasi ve ahlakı benimseyen, rehberliği benimseyen her kimseye bir kişinin de yardımı ahlakidir. Ben bundan dolayı Ümit Hoca'yı benimsedim. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Sinan Ogan'da hiçbir etkisi olmaz. Çünkü bu kesim bilinçli bir kesimdir. Bu kesim bunları iyi tahlil eden bir kesimdir. Su teraziyle tartılmaz. Bunları bilen bir kesimdir. Okuyan, düşünen bir kesimdir. Ülkenin hangi çıkmak sokakta, hangi puslu havada olduğunu biliyorlar. Bu da yeni bir Millet İttifakı'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na kelebek etkisi yaratmıştır. Ben arkadaşlarla geziyorum, görüyorum ve bunu da duyuyorum. Şimdi bu kabul alanlarını genişletme hasesidir. Bu seçim hepimiz için normal bir seçim gibi değil.
İnanın ben Kılıçdaroğlu, Tayyip Bey mevzu olarak bakmıyorum. Bu ülkenin kimin nasıl yönetildiğine bakıyorum. Ya bu ülkede hukuk yok, hiyerarşik soygun düzeni var. Mafya, uyuşturucu, faili meçhuller, işte Sinan Ateş, Habib Mehmetoğlu'nun failleriyle ortaya konulan hadise 3 gün önce, dün suçluydu, bugün serbest bırakıldı. Suçlu, suçsuz onu bilemiyorum. Ben hukukçu değilim. Kalmadı, ama evet, bir hukuk devletinde bunlar hiçbir zaman olmaz. Keyfi idarenin mahalle hukukları teşkil etti. Her alanda, kurumlarda bir paralellik oluştu. Paralel kurum oldu, paralel. Politik hırsızlar türedi memlekette. Doyma sırası bizde, çalma sırası bizde diye bir siyasi anlayış geliştirdiler. Bakınız bunların hiçbiri güç desteği olmadan, iktidar desteği olmadan yapılması mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti milletvekilliğinin, biliyorum biz de bulunduk geçmişte, böyle bir konu itham edildiği zaman A parti B parti demeyerek müzakere edilirdi. Bunları bir araştıralım, bir soruşturalım denildi. Dikkat edin, Peker dahil her kim ne söylediyse, aman ha onlar ya mafya oldu ya doğru sözün milliyeti olabilir mi? Bir hırsız bile bir başka hırsızı ifşa ederse, adam bu hırsız söyledi, bunu gale almayız diyebilir miyiz? Hukukta böyle bir şey var mı? Maalesef Türkiye keyfi idarenin sıkıntılarını yaşıyor. Bu keyfi idareden kurtulmak lazım. Kılıçdaroğlu, Ali, Veli meselden ziyade Türkiye hukuk devletine geçecek mi, geçmeyecek mi? Peki. Bunun saydamlık olacak mı, olmayacak mı? Yaşanılan bir Türkiye olur mu, olmaz mı? Bundan dolayı Ümit Hoca buraya bir kelebek etkisi yaptı. Gerçekten 95 yıllık bir Emevi saltanatını benimseyenlere karşı aklını, vicdanını, ahlakını kullanan, rehberliği bu yönde olanlara bir görev düşüyor. Bu işin şu anda kazananı yok. Kaybedeni aslında Tayyip Erdoğan'dır. Üzülüyorum ben. Bu ülkeyi zaten götüremeyecekler. Algılarla, efendim bir takım devlet imkanlarıyla, bu tuzak kurmalarla, devlet tuzak kurar mı vatandaşına? Vatandaşına tuzak kuran bir anlayış getirdiler. Peki. Kanunları kendi lehlerine kullanmakla ülkeyi bir uçurumun eşiğine doğru götürüyorlar. Bunalım siyaseti yaşıyoruz. Rahmetli Tevfik Fikret derdi ki, tabiatın verdiği sis geçiyor ama bunların verdiği sis geçmiyor. Benim bir teklifim olacak inşallah, bunlar gittiği zaman o da Adalet ve Kalkınma Partisi o binasını kötülüklerin müzesi yapıp bütün dünyaya, Türkiye'ye demiyorum, bütün vilayetlere sergilenmesi lazım. Peki. Sergilenmesi lazım. Peki. Bunların yaptığı kötülükler emin ol üniversitelerde de tez konusu olur, tez. Böyle bir anlayıştan kurtulmamız lazım. Peki. Kim olursa olsun Türkiye'de tüm demokratların, adaleti savunanların bu Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu'na destek olması lazım. Peki. Tanıdığımızdan falan değil. Ülkenin normalleşmesi lazım gerçekten. Puslu bir havadayız. Müslüman bile şeytan kimliği giyiyor. Gidiyor Kur'an okuyor. Efendim fakir sofralarında fakirlere cenneti vaat ediyor. Kendileri saraylarda yaşıyor. Bu anlayış anlayış değil. Peki. Ondan dolayı benimsiyorum. Sinan Oğan'ın da hiçbir katkısı ve değer olmayacaktır. Belli oldu zaten. Yani zikzaklar, dönmeler, efendim satışları biz çok gördük siyasette de. Böyle bir hadise olmaz. Benim için Ali Veli'den ziyade ülkenin nasıl yönetildiği. Peki. Elini vicdanına koyması lazım. Ahlak bu değil. Ahlakın vesayetten kurtulması lazım. Vesayet nedir? Kirli ilişkilerdir. Kişisel ranttır. Mafya ilişkileri, kaçak silah ticareti, aklına ne gelirse bütün kötülüklerin vesayeti ahlak dışı olaylardır. Peki. Adaletin gelmesi için bunlarla hep beraber bütün demokratların Kılıçdaroğlu'na destek olması lazım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Kemal Bey. Reklamdan sonra konuşacağız. Sıcak bir açıklama var. Herkesin onu yorumlamasını da isteyeceğim. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Hudut kartallarımız son 5 senede 3 milyon 300 bin civarında kişiyi yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken engelledi. Yapılan değerlendirmeler bizi gerçekten rahatsız ediyor. Bu gerçek dışı beyanlara söyleyecek laf bulamıyoruz. İsteyen, kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin dedi. Reklamdan sonra her konuğumun bu açıklamayı, bir yorumlamasını isteyeceğim. Kemal Bey, sizin de çok kısa bir aramız var. Birazdan buradayız.
Siyasetin büyük satranç tahtasında aslında seçimin ikinci turuna sayılı gün kala biz mesajlarda çok net iki vurgu görüyoruz. Biri ekonomi, diğeri göçmenler olarak kabaca tarif edebileceğimiz sığınmacılar ve kaçakları da içeren ve sayısı konusunda aslında kimsenin net bir fikir birliğine varamadığı topluluktan bahsediyoruz. Zaten Sayın Özdağ'ın bugün Sayın Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklarken ve mutabakata dökülmesini istediği maddeler arasında da önemli bir yer tutuyordu bu sorun. Şimdi ben ikinci turun referandum olarak seçmene anlatılması gerektiği konusunda hem fikir olan konuklarıma hem reklama gitmeden önce okuduğum Sayın Akar'ın kendine güveni olan sınırı geçmeyi denesin açıklamasını sormak isterim. Hem de görünen o ki çünkü az evvel Sayın Ertan Aksoy söyledi toplumda %90'ı aşkın bir karşılığı var. Yani göçmen karşıtlığı konusunda bir birlik var aslında. Bu referandum havasında gidilen ikinci turda bu mesajlar seçmeni nasıl etkiler? Mesaj gerektiği yere ulaşır mı? Turhan Bey sizinle başlayalım. Şimdi aslında Sayın Özdağ ilk turda da konuştuğumuz gibi daha milliyetçi, daha güvenlikçi çizgide bir isim. Ve Zafer Partisi'ni de aslında ilk günden beri hep bu söylem üzerinden buluşturdu bizimle. Evet. Yani göçmenleri, kaçak göçmenleri, sığınmacıları ülkelerine göndereceğiz. Hatta zaman zaman eleştirildiği de oldu. Örneğin bir Suriyeli gençle karşılaştığında seni vatanına göndereceğiz dediği için kimileri tarafından eleştirildi. Yani bunlar mevzumuz değil ama şu an sizce sayılı gün kala bu referandum havası yaratılmaya çalışılırken ekonomi ve göçmen vurgusu seçmende nasıl bir karşılık yaratır? Çünkü Sayın Özdağ da katıldığı yayında Cumhur İttifakı'nda çözülme olacak ifadesini kullanmış. Herhalde kendisi de Sayın Erdoğan'ın başta olmak üzere mültecilerle ilgili yaptığı yeni açıklamaları yakından takip ediyordur. Orada da sanki bir ufak ufak söylem değişimi başladı. 500 bin Suriyeli'yi gönderdik, sene sonuna kadar işte 1 milyon ev tamamlanacak gibi. Yani birinci turdan önce maazallah gönderemeyiz minvalinde açıklamalar varken şimdi tabii zamanla göndereceğiz, evlerini de tamamlıyoruz, peyderpey gidecekler minvalinde açıklamalar geliyor. Millet İttifakı'nın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Akşener'in özellikle son dönemde takınmış olduğu politik tavır aslında siyaseti gerçek zeminine çekmeye başladı. Ve son olarak Sayın Özdağ'ın da bu tutumuyla siyaset daha reel zeminde tartışılmaya başlandı ki bu iyi bir şey. Kampanyaya çok yoğun bir katılım sağladık arkadaşlarımıza. Çok yoğun tempoda çalıştık. İlk günlerde aslında toplumun temel sorunu ekonomiydi. Her gittiğimiz yerde ekonomiyle ilgili feryatlar yükseliyordu. Açlık, sefalet, alım gücünün yerlerde olması, enflasyon, hayat pahalılığı, çocuklarla ilgili gelecek korkusu, kaygısı bunlar çok yüksek perdeden dillendiriliyordu. Bunu iyi okudu Erdoğan. Hakkını teslim etmek lazım. Ve çok ağır bir algı operasyonu başlattı. Bunu iyi anlamak lazım. Ve dedi ki toplumda gerçek gündem tartışılmasın. Ben sanal gündemlerle toplumu yönlendireyim ve ağır bir baskı altına alayım. Elinde biliyorsunuz genel medya, küresel ana akım medyada büyük bir gücü var. Eline geçirdiği çok güçlü bir medya var. Ben buna Pravda medyası diyorum. Bunlarla çok yoğun bir yalan propaganda başlattı ve bu propagandayı da büyük ölçüde özellikle bazı kesimlerde, sahada, köylerde, kırsal kesimde büyük ölçüde bundan karşılık aldı. Özellikle terör olgusu üzerinden yalanlarla ve iftiralarla bu süreci yönetti. Ve kampanyanın ikinci yarısında biz artık insanların ekonomiden daha çok terörü konuştuğuna tanık olduk. Ve milli duyguların, biraz gururun okşanmasının, beka kaygısının ve beraberinde gururun okşanmasının uçmayan uçaklarla, olmayan arabalarla, efendim bir takım sanal stimülasyonlarla toplum motive edilmeye çalışıldı. Şimdi tekrar reel zemine dönmeye başladık. Yani biz kampanya sürecinde mültecileri çok fazla konuşamadık. Ekonomiyi konuşmaya başladık ilk dönemde ama daha sonra bu iftiralara cevap vermeye çalıştık. Bakın birçok köyde... Biraz da konuşulması zor değil miydi mülteciler? Neticede hani Sayın Davutoğlu da Millet İttifakı'nın içinde yer alan. Şöyle Davutoğlu'nun... Ve hani aslında
Suriye konusunun Türkiye'ye geldiği dönemeçte, süreçte başbakan olan ve sonrasında da hep yaptığı açıklamalarda aslında politikasından ötürü bir mutsuzluk, pişmanlık duymadığını belirten bir isim neticede. Bakın, bireysel ya da partilerin kurumsal tutumları Millet İttifakı'nı bağlamaz. Millet İttifakı'nı mutabakat metni bağlar ve Millet İttifakı'nın ortak kararı zaten mülteci sorununa bir çözüm üretmekti. Ve bununla ilgili alınan genel kararlar ve ortaya konmuş olan mutabakat metni bizi bağlıyordu. O bakımdan ben Sayın Davutoğlu'nun kişisel duruşunu, zaman zaman Sayın Babacan'ın kişisel duruşunu bireysel olarak eleştirsem de çok fazla anlam ifade etmez. Çünkü mutabakat metni bizi bağlar. Şimdi tabii ikinci yarıda özellikle sanal gündemler tartışılmaya başlandı. Biz bunlarla uğraştık. Son döneme doğru bu sefer Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle sahtekarlık devreye girdi. Ağır bir sahtekarlık. Ve Türk siyasi tarihinde hiç olmamış bir şey yapıldı. Sahte videolar uyduruldu, kurgulandı. Ve bu Erdoğan tarafından, bu ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından televizyonlarda gösterildi. Ve bunu pek kamuoyu bilmiyor ama bakın kırsal kesimde inanılmaz bir para gücüyle kahvehanelere paralar dağıtıldı. Erdoğan'ın propagandasını yapan bu Pravda medyasının izlenmesi için kahvelerde özel çalışmalar yapıldı. Çok yoğun para harcadı iktidar cephesi. Dolayısıyla bunun da kısmen karşılığının olduğunu gördük. Fakat son dönemde Sayın Kılıçdaroğlu ve ondan önce de tabii Millet İttifakı'nın tamamı bununla ilgili bir tavır alarak bunu büyük ölçüde kırdı ve şu anda ibre bana göre tersine döndü. Programın ikinci kısmının başında Hulusi Akar'la ilgili bir değerlendirme yaptınız. Ona da dilerseniz bir yorum yapmak istiyorum. Şimdi kendine güvenen varsa sınırı geçsin diyen bir Hulusi Akar. Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı iken burnunun dibinde hazırlanmış olan bir darbe girişiminden habersizdi. Bir kere bundan dolayı utanç içerisinde olması lazım. Medeni bir ülkede, bir Japonya'da insan intihar eder, harikiri yapar. Böyle bir şeyi göremedim, bu sorumluluğun altında eziliyorum diye. Bunu bir kenara koyduk. Öte yandan sizin iktidarınızda... Darbe komisyonunda da sonrasında ifade vermemiştik. Sizin iktidarınızda hem doğu sınırından hem güney sınırından 10 milyona yakın insan geçmiş. 10 milyona yakın insan geçmiş. O videoların hiçbiri sahte değil. Oluk oluk, kabileler halinde, sürüler halinde. Yine Afganistan'dan gelen göçmenlerle ilgili bir değerlendirme yapacağım. 2019 yılında Erdoğan o dönemde Amerikan Başkanı Biden'dan randevu alamıyor. Israrla randevu almaya çalışıyor. Sonra randevu alındı. Arkadan ortaya çıktı ki burada bir takım pazarlıklar yapılmış. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde bu pazarlıklar ilan edildi. Onların detaylı bir şekilde inceledik ve açıkça deniyor ki... Afganistan'da bizimle beraber çalışmış olan Afganlı askerlerin Türkiye'de konuşlandırılması için Türklerle bir anlaşmaya varıldığına dair tam olarak ifade bu değil. Buna benzer ifadelerle bu süreç aslında anlatıldı. 500 çok özür dilerim. Bir katkıda bulunmak adına araya giriyorum. Geçtiğimiz günlerde haberleştirilmişti. Demin Gülay Hanım konuşurken de aslında onu söyleyecektim. Unuttum. Google Trends'te Türkiye aramasının en çok yapıldığı ülke Pakistan çok olarak vahim. Çıkıyor. Çok ardından vahim. Dediğiniz gibi Afganistan, İran yani aslında ülkesinde karışıklık olan, oralarda can ve mal güvenliği de hissetmeyen kişiler Türkiye'ye geliyor. 500 bin civarında eğitimli Afganlı Türkiye'nin doğu sınırından İran üzerinden geldi ve Türkiye'ye yerleşti. Şu anda nerede olduklarını, ne yaptıklarını bilmiyoruz. Öte yandan 10 milyona eğitimli yakın. Derken askeri eğitimden bahsediyorum. Bunlar Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı elbette değil. Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitelerinde bunlar uzun uzun anlatılıyor. İlgi duyanlara da gönderebiliriz. Öte yandan Türkiye'nin güney sınırından 10 milyon mülteci, rakamı net olarak bilmiyoruz. Resmi olarak 5 deniyor, 8 deniyor. 10 milyon mülteci elini kolunu sallaya sallaya girdi. Biz tabii savaş kaçkınlarına, insanlık mağdurlarına elbette kucak açarız. Ama öte yandan ben ısrarla şunu söylüyorum. Bu Büyük Ortadoğu Projesi'nin bir ayağıdır. Türkiye'de iç çatışmayı hiçbir şekilde kurgulayıp neticelendiremediler. Türk insanı sağduyu sahibi. Türkiye'de kurgulanan şu, Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli alan oluşturup, burayı PYD, YPG terör devleti kurdurup, öte yandan bu insanları da Türkiye'ye boşaltıp, Türkiye'yi yoğun bir şekilde bunlarla doldurup ilerleyen yıllarda Türkiye için bir güvenlik tehlikesi oluşturma projesidir. Ve AKP ve özelinde de Erdoğan Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı olarak bunlara zemin hazırlamıştır, bunlara destek olmuştur. Çok ağır bir sorumluluktur. Şimdi bununla ilgili bir şey daha ekleyeceğim size. Akar'a bir çağrım var.
kendisine gel beraber ikimiz İran'a gidelim. Ben seni İran'dan elini kolunu sallaya sallaya Türkiye'ye nasıl girilir göstereceğim. Buradan çağrı yapıyorum. İstiyorsa bağlansın. Hangi güzergahtan nasıl geldiklerini, hala nasıl geldiklerini, hangi köylerde kaldıklarını, kimlere nerede rüşvetler dağıttıklarını karış karış anlatayım kendisine. Bilmiyordur eminim. Bilse böyle konuşmaz. Çağrı yapıyorum açıkça. Balıkesir milletvekili olarak bir genel başkan, İyi Parti genel başkan baş danışmanı olarak çağrı yapıyorum. Gel nerelerden girdiklerini sana göstereyim. Senin iktidarında 10 milyon insan sınırları delik deşik etmiş. Hala utanmadan, sıkılmadan kendine güvenen varsa gelsin diyorsunuz. Öte yandan bugün bir eleştiri daha yöneltti Sayın Genel Başkanımıza. Bu güvenlik problemi nedeniyle İyi Parti Güney Ordusu kurma fikrini, projesini ortaya koydu. Bu çok önemli bir proje. 1974 yılında Kıbrıs Harekatı'nın ardından Yunanistan NATO'dan çıkınca Türkiye ola ki Yunanistan'dan Türkiye'ye bir tehdit gelir ve buna da NATO mani olur düşüncesiyle Ege Ordusu'nu kurdu. Ege Ordusu NATO'nun dışındadır. 1975 yılında kuruldu. İşte bizim böyle bir önerimiz var. Türkiye'nin güney sınırını tamamen kontrol altına alacak bir güney ordusu kurmak. Bununla ilgili de bir takım eleştirileri yöneltti. Hakikaten ben Milli Savunma Bakanı'nın bir zamanlar Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir şahsın bu kadar cahil, bu kadar vizyonsuz olmasını anlamakta zorlanıyorum. Türkiye'nin önünde önemli bir dönemeç var. Önemli de bir şans var. Bu şans pazar günü Türkiye'nin önüne tekrar gelecek. Ve ben inanıyorum ki o sandıklardan demokrasi çıkacak, insan hakları çıkacak, hukukun üstünlüğü çıkacak, özgürlükler çıkacak. Ve bu tek adam rejimi, bu ucube sistem, bu yolsuzluğa gırtlağına kadar batmış, ülkeyi mahvetmiş, hukuku ayaklar altına almış, medyayı kontrol altına almış, üniversiteleri arka bahçesi yapmış, devlet kurumlarını teker teker çökertmiş bu tek adam rejimi, bu ucube sistem tarihin karanlık sayfalarına gömülecek. Gülay Hanım'ın birinci bölümde yaptığı değerlendirmeye bir katkı sağlamak istiyorum. Biz sahada şu anda CHP'li arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz ve şu anda bütün çabamız son güne kadar adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'na destek olmak. Kendi partilimize de özellikle çağrıda bulunuyoruz. Bütün topluma açıkçası bu çağrıda bulunuyoruz. Herkes sandığa gitsin ve pazar günü ne olursunuz herkes o sandığa gitsin. Çünkü bu seçimin kaderini belirleyecek olan Erdoğan taraftarları değil. Sandığa gitmemiş olan 8,5 milyon insan, hatalı oy kullanmış olan 1,5 ya da 1 milyon civarında insan ve özellikle de Ata İttifakı'nın adayını desteklemiş olan %5,2'lik o büyük topluluk. Önümüzdeki dönemin kaderini belirleyecek. Gençler eğer hayallerini Türkiye'de kurmak istiyorlarsa sandığa gitsinler. Kadınlar bu ülkede ikinci sınıf vatandaş olmak istemiyorlarsa, sahiplenilmek istemiyorlarsa ki bunun ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Evet, bekar kadınları yönelik. O sebeple herkes sandığa gitsin. Ufak tefek ayrılıklar şüphesiz olacaktır. Ufak tefek görüş ayrılıklarının olması son derece doğaldır. Ama hiçbirisine bakacak durumda değiliz. Şu anda bütün hayalimiz, bütün umudumuz ve heyecanımız Türkiye'yi 21 yıldır inim inim inleten, borç batağına sokan, yolsuzluk batağına sokan ve bu ülkenin istikbalini karartan, gençlerin umutlarını ve hayallerini çalan bu tek adam rejimine son vermektir. Bütün mücadelemiz bununla ilgili ve umuyorum ve inanıyorum ve biliyorum pazar günü sandıklardan demokrasi çıkacak ve aydınlık bir Türkiye çıkacak. Peki, çok teşekkür ederim. Sezin Hanım, size sormak isterim referandum vurgusunu ve... Simge Hanım, bir soru... Tabii, buyurun. Buyurun Kemal Bey. Bir soru sorabilir miyim? Estağfurullah, buyurun. Şimdi biraz önce Hulusi Akar 3 milyon insanı geri mi göndereceğiz diye bir laf. Hayır. Öyle bir şey mi var, anlayamadım. 3 milyon 300 bin kişinin girişi engellendi diyor. 3 milyon 300 bin kişi 5 yılda hudut kartallarımız tarafından engellendi diyor. Yeni. Son 5 yılda. 3 milyon 300 bin kişi engellenmiş kaçak geçiş yaparken. Diğerleri huduttan değil kapıdan girdi o zaman. Girenler. İşte ben de o yüzden yani herkesin değerlendirmesini istedim. Şimdi Simge Hanım, yanlış bilgi felakete götürür. Yanlış bilgi. Bir devlet olarak kaç kişi girdiğini, Türkiye'de vatandaşlık parayla satıldı mı satılmadığını, bunu kim söyleyecek? Mecliste yetkililer, idare. Var mı böyle bir şey? 5 lira verdiğin paranın hesabını soramıyorsun. İşte Kızılay'ı sorabilir mi? Devletin yıllardır tarihi olan, değerli olan kurumları bile hiçe saydılar. Böyle bir idare, böyle bir keyfi idare olmaz ki. Deprem çadırı
desise pazarına döndü. Ya bir milletvekili olsak veya Turan Bey şöyle de, gidin beraber de bir başka ülkeye bir geçebiliyor musun? Mümkün değil. Ama Türkiye'de bu kadar insan nereden geldi, kim geçirdi? Bu bir projenin etkisi, mecbur, eli mahkum, vesayet altındalar. Büyük Ortadoğu projesinin planını güzel güzel uyguluyorlar. Millete de diyorlar ki bizi dış devletler yıkmak istiyor. Halil Cibran'ın bir sözü var. Halil Cibran der ki insanlar aynaya bakar, kendi üzerindeki bütün suçları başkasına atar. Ne kadar Türkiye'de suç varsa, ne kadar terörle ilgileri varsa emin ol bunlar hep başkalarına atıyor. Yahu Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa Türkiye'nin bağımsız yargı organlarını PKK'nın ayağına götüren bunlar. Utanmaları lazım bunlar. Bunlarda yüz yok ki. Götürdü mü götürmedi mi? Beraber şarkı söyleyenler ne oldu? Şimdi Kılıçdaroğlu mu beraber bunlarla? İşte Ümit Özdağ'a ondan dolayı tedirgin oldular. Böyle bir geçişte bu söylediklerinin boşa çıktığını anlatmak için. İlimle yönetilmiyor, akılla, bilimle, fikirle değil, vesayet altında bu iktidar. İnanın bir kinimden, rövanşımdan demiyorum. Statü değişikliğinden korkuyorlar bunlar. Nedir bu statü değişikliği? Eyvah diyorlar. Bunlarda konfor ruhlarını bataklığa sürükledi. Bu konfor gidecek. Çocuklarımız, bütün rahat yaşayanlar gidecek. Açlar bunun hesabını soracak diye korkuyorlar. Ondan sonra da dine alet ederek aman ha siz bunlar gelirse din elden gider. Kılık kıyafetiniz değişir. İnsanları açlıkla, dinle motive ederek aman bunlara dikkat edin diyorlar. Ya böyle bir din de yok, böyle bir inanç da yok. Emin ol bunlar gitme korkusu, statü değişikliği var. Uyanması lazım milletin, uyanıyor da uyandıkça tedirgin oluyorlar. Böyle bir anlayış yok ki. Bana diyebilir misiniz ki uluslararası değerlendirme alanları vardır. Eğitimde, sağlıkta, bilimde, yönetimde, demokraside, hür basında hangisi ileride bizde? Düşünebiliyor musunuz? Türkiye hangi gerilere? Enflasyon. 3 tane kurum var, 3'ü farklı. Bir milletvekili kalkmış diyor ki bak diyor bizde o kadar iyi ki diyor. Bulgaristan'dan geliyor, burada diyor şey alıyor. Çok rahat diyor alışveriş yapıyor. Ya paranın kıymeti mi kalmış? Paranın kıymeti. Bulgaristan'da gittiğim bir hadiseyi anlatayım size. İnanın utanıyorum. Malatyalı bir arkadaş 8 sene olmuş, 40 kişi şahittir. Orada bir lokanta açmış. 8 senedir orada. Niye geldin sen burada dedim. Beraber hep misafir olduk orada. Dedi ki şu malın, şu aldığımız malın fiyatı 7 senedir değişmiyor dedi. 7 senedir. Şimdi bunları ileri sürerek kahramanlık naralarla, mitolojilerle, filmlerle asıl gündemi saptırma hareketi. Ya başarısızsın. Ekonomi dibe çökmüş. Keyfi idare, adalet yok. Adalet şeyin köpeğe diyen kendileri. Siyasetin köpeği diyor. Böyle bir hukuk devleti olur mu? Peki. Her türlü sıkıntı dibe vurdu. Bundan dolayı korkuyorlar. Statü değişikliğinden korkuyorlar. Eğer bağımsız bir hukuk gelirse biz bunlardan kurtulamayız diyorlar. Ben bunu sevindirici olarak demiyorum. Bolca süslü hapishane yapıyorlar. Herhalde kendileri için yapıyorlar. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Kemal Bey. Geleceğim zaten birazdan size yine bu Suriyeliler konusuyla ilgili. Sezin Hanım size tekrar soruyu sorayım. Hem belki Akar'ın ifadesini yorumlamak istersiniz. Sığınmacılar, kaçak göçmenler bağlamında. Hem de Sayın Özdağ'ın yani partisinin ana motivasyonu olan sığınmacıları geri göndereceğiz ifadesinin, mottosunun, felsefesinin şimdi Millet İttifakı tarafından dile getirilmesi Sayın Aksoy'un az önce söylediği o toplumda geniş karşılık bulan, alıcı bulan mesajın muhalefet seçmeninde nasıl bir karşılığı olur sizce? Şimdi bu aslında sadece Hulusi Akar değil, Numan Kurtulmuş'un da Ümit Özdağ'a yanıt olarak çünkü Ümit Özdağ sığınmacıların geri gönderileceğine dair herhangi bir şey görüşmelerinde bir karşılık bulamadığını söylemiştir. Numan Kurtulmuş da böyle bir şey doğru değil.
biz onları gönüllü ve bir plan çerçevesinde geri göndereceğiz diye. Bu söylemi son günlerde aslında farklı farklı ağızlardan AK Parti'de duymaya başladık. Hatta Erdoğan'ın kendisi de buna vurgu yapıyor. Yani işte bugün benim gördüğüm 500 bin kişiyi gönderdik. 1 milyon 500 bin oluyor. Rakamlar bir değişiyor. 1 milyon da ev yapımı tamamlanıyor gibi okudum ben. Evet, o bir klasik işte eski zamanlarda kalan, yani bir bundan daha yıllar öncesinde kalan işte hedef vardı. Suriye operasyonlarda hep sığınmacıları geri göndereceğiz diye bütün o şey zeytin dalı vesaire yapılmıştı. Ve toplumda da o zaman karşılığı olmuştu aslında. Çünkü Suriye operasyonlarının desteklenmesinin önemli bir sebebi gerçekten sığınmacılar, Suriyeliler geri gönderilecek. Orada bir alan açılacak, güvenli alan ve oradaki işte çeşitli altyapı projeleriyle, inşaatlarla hakikaten gönderilecekler. Ama bu işte zaman içinde tabii ki gerçekleşmedi ve asla gerçekleşebilecek bir şey de değil. Yani orada bir yani Suriye devletiyle ve genel olarak uluslararası dengeleri ciddi biçimde bozmadan bir savaş yöntemiyle bir güvenli alan açarak yapamazsınız. Avrupa Birliği ile bunun müzakereleri yapılmıştı. Avrupa Birliği de belli bir noktaya kadar buna bazı metinlerinde yer verdi vesaire, ama bunun bir karşılığı hiçbir zaman olmadı. Bu saatten sonra da topyekun bir savaş kendi başınıza yapmazsınız. Olmaz. Ancak Suriye ile Esad yönetimiyle müzakereyle uluslararası bir plan proje yürüterek bunu yapabilirsiniz. Millet İttifakı'nda da aslında buna doğru bir yönelim var baktığımızda ortak metinlerinde vesaire. Şimdi burada demek ki muhalefetin, Millet İttifakı'nın 14 Mayıs'tan sonraki sığınmacılara yönelik vurgusu AK Parti'de bir telaş yaratmış. Bunun üstüne açıklamalar geliyor, yorumlar yapılıyor. Çünkü bir referandum diyoruz ya biz, hepimizin bu referandumda ayrı bir sebebi olabilir. Benim mesela daha çok kadın haklarıydı, işte Hüdapar'ın mecliste olmasıydı, Yeniden Refah'tı, bu konular çok önemli. Ama bazı insanlar için ve Türkiye'nin toplumunda çok ciddi bir çoğunluktan bahsediyoruz. Hiçbir şeyde anlaşamayan insanlar ve kesimler, ideolojik olarak çok birbirine farklı taraflar, sığınmacılar konusuna gelince daha bundan 3 yıl önce bile ciddi bir mutabakat aralarında oluşturabiliyorlardı. Odak grupları çalışmalarında, saha araştırmalarında bunu gözleyebiliyorduk. Şimdi aradan geçen zamanla bunun giderek keskinleştiğini de gördük. Ciddi biçimde bu sığınmacılar meselesi bir referandum çerçevesine sokulduğunda belki Kılıçdaroğlu'na oy vermeye veyahut da Millet İttifakı'na doğru yöneltmez AK Partili seçmeni bile, ama sandığa gitmemeye yöneltebilir. Yani onlarda da, çünkü bu sığınmacıların kalmasına dair bir arzu ve istek yok. Tam tersine bir olumsuz bakış var. Ciddi bir olumsuz bakış var. Hele ki AK Partili kararsızlar, yani AK Parti'ye oy vermiş, aslında bir zamanlar kemik seçmeni içinde yer almış ve Erdoğan düşkünlüğü de hayranlığı da yüksek olan kesim arasında, yani AK Parti'ye oy vermese bile Erdoğan'a destek verebilecekler arasında da sığınmacılar çok ciddi bir mesele ve konu. Ve biz yıllardır bunu, tamam abi benden çok daha iyi bilir, yani yıllardır söylüyoruz, bu saatli bomba gibi bir konu, halledilmezse yani bir şekilde toplumsal, ya entegrasyon mu diyorsunuz, ne diyorsunuz, hangi politika uyguluyorsunuz veya geri dönme mi diyorsunuz? Bir rasyonel çerçeve içinde bir şeye çözüm siyaset sunmazsa çok keskin yerlere gidecek ve biz o keskin yerlerin şimdi kademe kademe ilerlediğini gördük. Gelecek yıllarda bu daha da artacak. Onun için hakikaten dediğim gibi Erdoğan'a desteği de bu değiştirebilir. Özellikle zaten kazanıyorlar, bari ben de bu konuda vicdanım rahat değil, o zaman sandığa gitmeyeyim diyen bir aslında Erdoğan destekçisi kitle bile olabilir. Size gelmeden kısaca bir yorumlamanızı isterim. Çünkü tüm dünyada son yıllarda bir popülist lider fırtınası esiyor ve popülizm de gittikçe aslında takipçi sayısını artırıyor. Şimdi göçmenler konusu olduğunda bu Sayın Özdağ'a yöneltilen eleştirilerden de bir tanesiydi. Popülizm yapıyor, işte göçmen karşıtlığı üzerinden ırkçılık yapıyor veya hani hayata geçirilemeyecek söylemlerde bulunuyor diye. Türkiye'nin Suriyelileşmesine izin vermeyelim demiş mesela, bugünkü önemli manşetlerinden biri bence bu. Sizce Türk seçmeni bunu bir popülizm olarak, yani herhangi bir Avrupa vatandaşı gibi mi algılıyor? Çünkü bizim gerçekten yani
10 milyonu aşkın insandan bahsediyoruz. Yani demin Gülay Hanım siz mi söylemiştiniz? Avrupalılar hani tırnak içinde seçerek aldılar mühendisi, doktoru, yani kalifiye bir mülteci alma politikası izlediler. Bizde ise pek öyle olmadı. Yani bu popülizm olarak değerlendirilir mi sizce siyaset dili açısından? Şimdi bir göç realitesini yaşayan ülkeler var Avrupa'da da hakikaten Yunanistan gibi veya işte İtalya gibi. Tabii oradaki yönelimler popülist olsun olmasın, popülist çerçevesine sokulsun sokulmasın daha farklı oluyor. Bir de göçmen gerçeğini yaşamadan sanki varmış gibi bunun üzerinden aslında söylemlerin yükseldiği yerler var. Macaristan gibi, benim de uzun yıllar bulunduğum Macaristan'da aslında böyle bir mesele yok. Ama bunun üstünden ciddi bir popülist çizgiyi yakaladı malum Başbakan Viktor Orban. Yıllardır daha göçmen konusu yokken ortada. İleri görüşlü. Kendisi bu konuda hakikaten vizyon sahibidir. Ne dese şey yapıyor, çerçevesini tutturuyor ve sonradan başka liderler, hatta Avrupa'yı kendi çizgisine getirdi. Ve Amerika'da da cumhuriyetçiler arasında popülerleştirdi kendisini tabii. Şimdi onları ayırmak lazım birbirinden. Orada gerçekten popülist bir söylem yürüyebiliyor. Öbür tarafta siyasetin bu sefer daha belki liberal, sol, hak ve özgürlükler üzerinden ve çoğunlukçuluk üzerinden giden çizgisinde de bir gerileme oluyor. Çünkü toplumsal tepkiler oluyor. Gene benim yaşadığım Yunanistan'da da bunu gözleme fırsatım oldu. Yani orada daha sol kesimler, işte Syriza olsun, daha sol partiler olsun, göçmen konusunda daha pozitif bakarken giderek onlar da tutumlarından geri adım atar oldular. Çünkü kamuoyundaki yaklaşımlar çok değişmeye başladı. Şimdi işte zaten İtalya'da da görüyoruz. Bugün Giorgia Meloni artık bir hakikaten orada aşırı sağ veya işte Mussolini'ye sempatik bakmış bir lider artık başta G7 toplantısında el üstünde ağırlanabiliyor. Şimdi burada dediğim gibi bir hakikaten küresel de bir sorun var ortada. Yani Amerika'da da mesela bakıyorsunuz şu an New York'ta işte göçmenleri taşıyan otobüsler geliyor Union Square diye, CNN'de olsun vesaire bir soru haber yapılıyor. Ya o haberlerin de dili çok Türkiye'dekilerden farklı değil açıkçası. Trump o bambaşka bir şey ama onun ötesinde mesela Biden'ın göç politikası da hiç de öyle açık. Evet, tabii bunlar var. Ya Türkiye'de bunun sorun olacağı çok belliydi. Sorun edilmesi de çok öyle faşizm gibi de bakılmaması gerekiyor. Çünkü bir yandan vatandaşın yaşamına dokunuyor. Bir yandan bu özellikle Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri için geçerlidir. Beyin göçü yaşadıkça bu sefer keskinleşmeye çok açık oluyorsunuz. Evet. Bir yandan Türkiye kendi gençlerini kaybediyor. Yakın zamanda bir haber vardı. Balkan Insight bir rapor hazırlamış. Sırbistan'a vizesiz gidip oradan Avrupa'ya ve başka yerlere geçmeye çalışan Türk gençleriyle ilgili. Meksika'dan Amerika'ya geçiyorlar. Meksika'da işte. Evet. Şimdi evet bir örnek. Bunlar şimdi varken toplumda sorun edilmesi durumun gayet normal. Evet. Önemli olan siyasetin rasyonel çözümler bulabilmesi, üretebilmesi. Peki. Burada en uç çizgiyle işte Ümit Özdağ'la eğer diğer Millet İttifakı'ndaki bileşenler bir araya gelip ortak bir şey üretebilirlerse ve daha geniş başka taraflara da açabilirlerse o zaman Türkiye bu konuda bir gerçekten bir şey yapabilmiş olur. Çünkü evet. Daha kötü olacaktır evet. Yoksa. Ertan Bey, ben size Sezin Hanım'ın beyin göçüne değinmesiyle birlikte şunu da sorarak sorunun çerçevesini, perspektifini biraz genişletmek istiyorum. Sayın Çavuşoğlu'nun bir açıklaması olmuştu. Aslında daha evvel de dile getirildi defaatle. Yani Suriyelileri, Afganları göndersek işte ara eleman bulamayız, ekonomi daha da kötü hale gelir minvalinde açıklamalar yapılıyor. Bir yandan Türkiye göç veriyor. Evet, beyin göçünden muzdaribiz. Yetişmiş beyinlerimizi kaybediyoruz ve o gençlerin büyük bir kısmı giderken de işte Türkiye bir mühendis kaybetti, İtalya bir barista kazandı minvalinde. Aslında yani mühendislik yapmaya da gitmediğini bizimle paylaşıyor. Yani bu hatırı sayılır bir oran maalesef. Hem göçmen karşıtı bu söylemlerin Millet İttifakı seçmeninde ya da ilk turda oy vermeyenler üzerinde nasıl bir etkisi olur diye sorayım ekonomiyle birlikte. Hem de bu bağlamda yani beyin göçü
ve işte ara eleman bulamıyoruz. Yani çünkü siz bir araştırmacı olarak eminim iş insanlarıyla esnafla da sık sık bir araya geliyorsunuz. Bunun bir karşılığı var mı gerçekten? Şöyle, aslında tamamının doğru olduğu bir durumla karşı karşıyayız bu saydıklarınızın. Türkiye'de birçok şey çöktü. Ülkenin kurumsal kapasitesi çöktü vesaire, ama çökenlerin başına belki planlamayı yazmak lazım. Açıkçası Türkiye'de planlamanın çökmesiyle birlikte tam da aslında tarif edilen durum oluştu. Şu an Türkiye göçmen üzerinden ara eleman yaratmaya çalışıyor. Nitelikli meslek mensuplarını ise yurt dışına kaptırıyor. Yani yüksek maliyetli eğitim verip yetiştirdiği, ülkede kalması haline katma değerli işler üretecek nüfus gözünü tamamen batıya dönmüş durumda. Gidebilen gidiyor, gidemeyen de nasıl gideceğinin yol ve yöntemlerini araştırıyor büyük oranda. Şimdi burada şöyle, seçmen tarafında mutlaka ki etkisi olacaktır. Çünkü üzerine az sayıda mutabık kalınan durumlar var Türkiye'de, tartışmalar var. Bunlardan bir tanesi de göç meselesi. Evet, çok az. Şimdi bu şey, konuyu bence biraz şuradan ele alarak gelsek daha doğru yorumlayabileceğimize inanıyorum. Türkiye'nin hemen dibinde, sınırında böylesine bir insani durum yaşanmışken Türkiye'nin kayıtsız kalması beklenemezdi. Bu ülkenin sorumluluklarından bir tanesiydi. Elbette ki yerine de getirmeliydi. Güvenliğini de tabii ki tehlikeye atıyordu. Elbette ki yerine de getirmeliydi. Göçmen kabul de etmeliydi. İşte belli olanakları da sağlamalıydı. Fakat bunun bir planlamaya bağlı olması gerekiyordu. Buradaki sorun göçmen alımından öte plansız bir göçmen alımının yapılması. Çünkü dünyaya baktığınız zaman ister ara eleman olarak olsun, ister bu tür insani durumlar karşısında olsun, göçü alan ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Çünkü bir, bu tür insan kaynağına ihtiyaç vardır. İki, bölüşebileceği bir refah vardır o ülkede. Şimdi Türkiye'ye baktığınız zaman henüz daha orta gelir tuzağını aşamamış. Ülkenin en iyi günlerinde bile kişi başı gelir 11 bin dolar civarına erişmiş. Sonrasında hızlıca 8 bin, 7 bin dolara doğru gerilemiş. G20 ülkesi iken o listede bile kalamamış. Büyük oranda refah kaybetmiş, yoksullaşma yaşamış bir ülkenin bu düzeyde göçmen alması, en başta göçmen olmak üzere ülkenin insan kaynağına dair herkese yazık olan bir durum yaratıyor. Gelinen yerde bence herkes mutsuz. Göçmenlerle ölçüm yapmış biri olarak onlar adına söyleyebilirim ki onlar da mutsuz. Onlar çünkü neden mutsuz? Çok çok fazla nedeni var. Eğer siz taşıyabileceğinizin üstünde göçmen almaya kalkıyorsanız, aynı onları şu an olduğu gibi, ülkede bir, ucuz iş gücüne dönüşüyor. İki, emeği sömürülüyor, güvencesiz çalıştırılıyor. Üç, ülkeye bir yük olarak görülüyor ki belki bir tarafı da yük, bunun karşısında sosyal dışlanmaya maruz kalıyor. Çocukları bile akran zorbalığı nedeniyle okulları bırakmak zorunda kalıyor. Bu insanın vicdanını parçalayan bir durum açıkçası. Dolayısıyla en başta o insanlara yazık. Çünkü onların da hayalleri arasında Türkiye'de kalmak yok. Aslında neredeyse tamamının hayali ya Avrupa'ya gitmek ya da ülkesinde normalleşmenin ardından ülkesine dönmek. Dolayısıyla onlara da yazık, ülkenin insanına da yazık. Çünkü mevcut durumda, özür dilerim, zaten Suriyelilere kızmanın hiçbir anlamı yok. Yani tepesine bomba yağmış insanlara kızacak halimiz yok. Yani onlar neticede dediğiniz gibi çoğu Avrupa'ya gitmeyi hayal ediyordu. Tabii. Kimisi mecbur kaldı, kimisini kader buraya sürükledi. Tabii suça karışmış olanları kastetmiyorum burada ama ayrımcılığa maruz kaldıkları da bir gerçek. Onun da hakkını teslim etmek lazım. Tekrar etmek gerekiyor ki göçmenle değil, göçü yaratan siyasetle kavga etmek lazım. Evet. Bu göçü yaratan siyasetten kastım zamanında Suriye'nin iç işlerine müdahale etmeye kalkan siyaset de var bunun içerisinde. Bunun içerisinde plansız göçü sağlayanlar da var. Bunun içerisinde Avrupa ile geri kabul anlaşmasını da dahil olmak üzere imzalayarak Avrupa'ya gitmesini engellemiş, göçmen deposuna çevirmiş ülkeyi siyaset de var. Ve bu sıralamayı yaparsak bunların en altında, hatta oraya bile girmeyecek bir göçmenlerin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bazı şeylerde gerçekçi ilerlemek gerekiyor. Suriyeliler özellikle 2011 yılından bu yana Türkiye'deler. 12 yıl gibi hiç hafife alınmaması gereken bir süreyi geride bıraktılar. Ve dünyanın birçok yerinde yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki çok az bir kısmı, sınırlı bir kısmı bu kadar sürelerden sonra geri dönüyor. 7 yıl galiba ortalama geçtikten sonra çoğu dönmüyor de bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla şöyle, bu politikanın bugün tartışıldığından daha fazla tartışılarak sağlıklı bir sonuca bağlanması gerekiyor. Mümkünse hemen dönmek isteyenlerin
sürecinin kolaylaştırılması gerekiyor. Ve mümkün ve yine hatta mümkün olmayan boyutunda zorlayarak arzu edenlerin bir kısmında Avrupa'ya gitmesinin önün açılması gerekiyor. Çünkü tek başına Türkiye'nin ekonomisi bu düzeyde bir göçmeni taşıyabilecek durumda değil. Türkiye ekonomisi böyle bir durumda yaptırım uygular mı Türkiye'ye? Şimdi şöyle, aslında Avrupa bu hale gelmemek için her ne kadar Türkiye'deki demokrasi ihlali, özgürlükler ihlali olduğunda sıklıkla başvurduğu ifadeyle derin kaygılar içerisindeyiz diye açıklamalar yapsa da ben Avrupa Birliği'ndeki birçok ülkenin bugünkü iktidardan son derece memnun olduğuna inanıyorum. Çok doğru. Çünkü Avrupa'da baktığınız zaman Avrupa'daki siyasilerin siyasal kariyerlerini, partilerinin performansını, iktidardaki partilerin performansını büyük oranda etkileyecek şey veya işte iktidarda kalıp kalmayacağını etkileyecek şey göçmenlerin gelip gelmemesi meselesi. Evet. Avrupa'da çok büyük bir dram ve sizlerle çok daha iyi açıklayabilirler diye düşünüyorum. Çok büyük bir korku, belki o coğrafyadaki en büyük korkulardan bir tanesi bu saydığımız. Tam da bu nedenle işte resmi kayıtlara göre 3.7 milyon veya diğer türev çalışmalara göre 10 milyona kadar varan göçmenin mevcut iktidarla birlikte Türkiye'de tutulması Avrupa Birliği'nin düşünüldüğün çok ötesinde istediği bir durum. Evet. Bence Brexit'in sebeplerinden biri bu korku. Bununla Brexit de buradan başladı ve İngiltere gibi gelişmiş bir toplumda sonuç aldı bir yanıyla. Bu nedenle ben Avrupa'nın Türkiye'nin bugünkü iktidarından birçok açıdan memnun olduğunu düşünüyorum. Öyle şimdiden kışkırtmaya kalktıkları gibi bir Avrupa'dan buraya bir karşıtlık olduğunu düşünmüyorum. Şimdi mesela Hulusi Akar'ın bir açıklaması işte. Hı hı. Ya, bir de böyle siyasiden beklenen olgunluk ve ciddiyetten uzak bir dille. Hani askeri görevlerini de geride bıraktım ki belki orası çok daha önemli. Bir dille bunu ifade etmesi abesle iştikal. Çünkü bugün televizyonların ana haber bültenlerine baktığınızda ülkede gelişen sıradan kazaları bile inceleseniz birkaç günde bir kamyonetin kazaya karıştığını ve içinden sığmacı çıktığını görüyorsunuz. Yani istatistiki olarak bile artık yansıyacak boyutta bir şeyle kazaların içinden bile kaçak göçmenler çıkıyor bu ülkede ki sınırdan geçiş videoları vesaire son derece açık. Üstelik bugünkü çağda özellikle bu işte insansız hava araçları vesaire ki çok gelişmiş izleme sistemlerine sahip cihazlardan bahsediyoruz. Herhangi bir canlının hareketini izleyebilen cihazların bu düzeyde bir geçişi izlememe ihtimali yok. Belli ki bile isteye bunlar körleştirilen cihazlara, sistemlere dönüştürülmüş durumda. Dolayısıyla Türkiye tam da bile isteye bugünkü iktidar, bugünkü hükümet bile isteye bu şeyi hayata geçiriyor, göçmen politikasını. Burada siyasi partiler açısından şöyle bir hak teslim yapmamız gerektiğine inanıyorum. Özellikle muhalefet bloğunda iki lider için bunu söylemeye ihtiyacı hissediyorum. Şimdi sığınmacı konusuna bir siyasi parti lideri veya siyasi parti kadroları girdiğinde hızlı bir sonuç alma ihtimali var karşısında. Gerçekten çok sınırlı bir süre içerisinde bile bir büyük desteğe dönüşebilir. Kaldı ki Zafer Partisi de bunun somut örneklerinden biri. Geçmiş ölçümlerde çok daha yüksek desteklerle karşılaşıldığı dönemler söz konusu. Herhalde özellikle Sayın İnce'nin Memleket Partisi'yle kendi adaylığını önce açıklaması sonrası aslında birazcık tabii ki düşüşe geçti. Tabii, yani Sayın İnce ile de birleşmiş olsalardı yani ihtimal daha yüksek olurdu. Üstelik bile şöyle, yani daha stratejik dönemlerde kaşımanız halinde daha yüksek karşılıklar alabiliyorsunuz. Tabii, örneğin enflasyonda ani sıçramaların olduğu dönemler var. Ne yapıyor? Anlık bir satın alma gücü kaybediyor, öfke yükseliyor. Çok rahatlıkla, şimdi burada iki ismin hakkını teslim etmek istiyorum. Biri Sayın Akşener, biri Sayın Kılıçdaroğlu. Çok rahatlıkla bu konuyu gündemde tutup hızlı bir oy artışını, kamuoyu desteğini yakalamak varken bana göre uzun süre çok makul, çok tedbirli bir dille İtidalli bu konuyu, evet, itidalli bir yerden ele alarak bu konuyu gündemden düşürmemeye ama çok da gündemde tutmamaya çalıştılar. Çünkü orada insani bir sorumluluk var. Yani bu tür konuları tartışırken eğer dozunu tutturamazsanız çok kısa süre içerisinde sokaklarda hiç kimsenin kabul edemeyeceği sonuçlar yaratabilme potansiyeline sahip. Evet. Oysa ki mesela bir aşırı sağ iktidar olsa ve bugün işte muhalif blok iktidarda olsaydı, bu göçmenleri getirmiş olsaydı ben eminim ki en ufak bir tereddüt taşımadan bu politikayı hayata geçirmiş olacaklardı. Dolayısıyla
bu konunun barışçıl bir dille, teknik bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini, uzun uzun tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ve tekrar durum en başta bu ülkede yaşayan sığınmacılar için. Çünkü doğru. Onların da içinde bulunduğu çok büyük bir belirsizlik var. Küçücük bir şey daha izin verirseniz ekleyeyim. Tabii. Özellikle bu ilk turun sonuçlarının oluşmasında, ilk bölümde benden önce söylenmişti, çok kıymetli buluyorum o tartışmayı. Bu ilk turun sonuçlarının oluşmasında elbette ki birçok neden var. Nedenlerden bir tanesi de şu, Türkiye'deki yoksullaşma hali. Yani belli bir grup seçmen, orta, orta üstü ve üst gelir grubundaki seçmen gördüğünden geri gittiği için, satın alma gücünü anlamlı oranda kaybettiği için iktidara karşı öfkeliydi. Elbette ki bunun sonunda iktidar işte destek kaybı yaşadı vesaire. Fakat bir şeyi bence iktidar iyi yakaladı. O da şuydu. Büyük şehirler dışındaki şehirlerde enflasyon iktidar açısından yönetilebilir bir durumdaydı. Şunu kastediyorum. Örneğin İstanbul'da, Antalya'da, İzmir'de, büyük şehirlerde insanlar artık Türkiye'de maalesef ki asgari ücret yaklaşık olarak ortalama ücrete dönüşmüş durumda. Asgari ücret düzeyinde ücretlere çalışıyor insanlar. Bu kentlerde bir maaş eşittir bir kira olarak karşısında insanların ve dolayısıyla bir korkunç bir yoksullaşma halini getiriyor bu. Hanede iki kişi çalışsa hane gelirinin yaklaşık yarısı kiraya gidiyor. Tek kişi çalışırsa neredeyse tamamı kiraya gidiyor büyük şehirlerde. Ama mesela Anadolu'da böyle değil. Tabii. Anadolu'da özellikle mesela İç Anadolu tarafında başka bölümlerde 2000 lira, 2500 lira kirayla insanlar konut bulabiliyor, barınma sorunu çözebiliyor. Aynı insanlar 8500 lira, 9000 lira ücretlere sahipler. Dolayısıyla yaklaşık gelirinin dörtte birine barınma sorunu çözebiliyor. İşte oradaki yoksullaşma etkisiyle buradaki aynı değil. Bunun en somut örneklerinden birini biz ölçümlerimizde yaşadık. Normalde Türkiye'yi 26 ilden ölçebiliyorsunuz. Hı. Temsil edebiliyor birçok ekonomik açıdan, siyasal açıdan. Güzel bir örneklem yani. Evet, 26 ille çözebiliyorsunuz. TÜİK'in NATS 2 tanımına giren iller var. Buralardan çektiğinizde görüyorsunuz. Fakat 81 ile çıktığınızda önceki dönemlerin haricinde çok daha başka yanıtlarla karşılaştık. Bu da tam da aslında buradan kaynaklı bir durum. Mesela ne tür yanıtlarla karşılaştınız? Ne tür sorular sordunuz? Erdoğan desteğinin arttığını gördük mesela. Evet. Hem Erdoğan'ın hem AKP'nin desteğinin arttığını gördük. Milliyetçi reflekslerin daha işte ekonomi vesaire gibi problemleri geride bırakabildiğiyle karşılaştık. Dolayısıyla aslında ülke birçok açıdan siyasal olarak bölünmüş, belki ekonomik olarak da bir hani kendi içinde başka sorun yumaklarıyla oluşmuş bir bölünme hali de söz konusu. Dolayısıyla hani bir bakıma böyle bir sıra dışı bir zaman diliminden geçiyoruz. Evet. Ve bunun da siyasal sosyal etkileriyle karşılaşıyoruz. Evet, aslında bu kendini de büyük şehirlerde oy oranında gösteriyor dediğiniz gibi. Ama 81 ile dönüp baktığımızda farklı sonuçlar görebiliriz. Hatta haritaları yayınlandı. Yani işte destek haritaları yayınlandı. Baktığınız zaman iktidarın özellikle büyük şehirlerde, kıyı bölgelerinde daha da geriye geçmişteki aldığı desteğin de gerisine gittiğini. Ama bir o kadar iç bölümlerde, işte başka bölümlerde eski desteğin de üzerine çıktığını EYT gibi bazı şeyler de yapıldı. Düzenlemeler hayata geçti vesaire. Tabii onların da iyi karşılığı oldu. Gülay Hanım, siz neler söylersiniz? Hem konuşulanlara ek yapmak isteyeceğinizi tahmin ediyorum. Hem de hani göçmen karşıtlığının seçmen üzerinde nasıl bir etkisi olur? 2400 maddelik bir mutabakat metni aslında birinci tur öncesinde çok vurgulanıyordu. Ama şimdi benim gözlemim referandum vurgusu ekonomi ve göçmen meselesine özellikle vurgu yapılıyor. Herhalde o sizin dediğiniz hani biraz mesajları basitleştirme ihtiyacıyla bu nasıl bir karşılık bulur? Ben olumlu olacağı kanaatindeyim. Zaten siyaset stratejisi açısından da baktığımızda vatandaşın doğrudan duygularına dokunan ya da cebine dokunan durumların ön plana çıkarılması, diğer konularında siyasi partilerin işte ortak mutabakat metinlerinde ya da birlikte çalışma organlarında, işte hukuk ekibi ayrı çalışıyor biliyorsunuz siyasi partilerin, ekonomi ekibi ayrı. Bu ekiplerin kendi ayrıca değerlendirme metinlerine ilgi duyan insanların bakması şeklinde ilerlenmesi olabilir. Tabii işte az önce söylediğim gibi algılarla yönetilen bir ülke haline geldiğimiz için ve bu algıları da işte
dev bir medya gücü, sosyal medyada da keza aynı şekilde ekonomik bir güçle beslenen bir güçle, işte adı artık her çeşit troll, artık herkesin bir trolü var zaten. Herkes birilerine yazdırıyor ama sonuç itibariyle bunların önüne geçebilmenin tek yolu vatandaşla doğrudan yaşadığı sıkıntıyı ya çözüm bulabilmeyle alakalı. Mesela bir tanesi de bu. Sığınmacılar sorunu. Sığınmacılar sorunu herkesi doğrudan ilgilendiriyor çünkü. Gelen sığınmacılar Türkiye'de yaşayan insanların işsiz olması sonucuyla karşı karşıya bırakıyor. Ve işte benim en son baktığım araştırmada %52 idi. Bir araştırma işte şey diyor, asgari ücretin %52 oranında çalışanlar arasında olduğu %67'lik bir rakam da okumuştum. O da asgari ücret çevresinde, yani 8500'ün etrafında 10 bin lira civarında bir rakamla insanların çalıştığı gibi. Hatta üniversiteden akademisyen arkadaşlarımızla bir grubumuz var. Onlar da yazıyorlar. Hocam akademisyenlerin maaşlarının da ne kadar zor olduğunu söylesek, ne kadar az olduğunu. Evet, doğru, çünkü artık rakamlar asgari ücrete yaklaşık bu bir ortalama haline geldi. Asgari ücrette bildiğiniz gibi açlık sınırında bir rakam olduğu için, bırakın fakirlik sınırını, açlık sınırında bir rakam olduğu için herkesin bir geçim problemi var. Ama burada AKP yine bir güvenlik mi yoksa işte geçim mi gibi bir çıkmaza vatandaşı sokmaya çalıştı ve buradan da işte milliyetçilik duygularıyla oy aldı kanaatindeyim ben. Bu anlamda asıl beka sorununun sığınmacılar olduğunun üzerine gidilmeli ve bu yani ben artık son 2-3 günde hani siyasi tartışmaların dışına çıkılıp hedefe odaklanmalı. Sayın Kılıçdaroğlu'na en çok oyu nasıl alabiliriz, ona bakmamız gerektiği kanaatindeyim. Şimdi mesela şöyle bir düşünce ortaya koyuyorlar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın stratejistler ve işte yön göstermeye çalışan basındaki insanlar. Şimdi diyorlar ki bu Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu aldı. Bari Cumhurbaşkanlığını da Cumhur İttifakı'na verin de ayrı olmasın. Hayır, bu gerçekçi bir şey değil. Neden değil? Kendilerinin değiştirdiği, bizim ucube sistem olarak değerlendirip karşı çıktığımız tek adam rejiminde böyle bir şey yok. Bir kere Cumhurbaşkanı hükümeti kendi atayabiliyor, uluslararası anlaşmaları yapabiliyor, kanun hükmünde kararname çıkarıyor. Diyelim ki bir yasayı meclis geçirdi, Cumhurbaşkanı veto edebiliyor. O vetoyu tekrar geçirebilmesi için salt çoğunluk gerekli. Yargıdan tutun da Merkez Bankası Başkanı'na kadar, ki Merkez Bankası Başkanı'nı özellikle söylüyorum. Çünkü şu notu söylemek istiyorum. Merkez Bankası faizini 8,5'a indirdi, biliyorsunuz talimatla oluyor o işler artık. Ama kredi faizi konutta %50, ihtiyaç kredisinde %60. Türkiye'nin risk puanı 720'lere fırladı. O bakımdan onu bile bazen onaylananlar alamadı geçtiğimiz hafta, biliyorsunuz. Yani onaylanmış kredilerde tahsil edilemedi. Çünkü iptal et. Hatta bugün yine ekonomist bir arkadaşımız Twitter'dan paylaşmış, onu da okudum. Kendisinin şahit olduğu bir olayı söylüyor. Bir miktar dövize karşılık peşin yüksek miktarda bir %2 oranında bir faizin verildiğini. Bu da hani dolarla ilgili önemli kuşkular barındırdın. Yani acaba çok mu yükselecek diye kendisini, mealen söylüyorum tabii, kuşkuya düşürdüğünü söylüyor. Şimdi ekonomik olarak böyle bir çıkmazın içine sürüklenme durumumuz var. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız daha önce, iktidar olmadan önce bir hesap yapmıştı hatırlarsanız simitle ilgili. Bugün Sözcü'nün haberlerinde de bu konu vardı. Aslında tam olarak bu noktadayız. Yani biz gerçekten bir aileye simit, çay, işte peynir yediremeyecek bir ekonomik durumdayız. Hatta kuafördeki arkadaşlarla o sohbet ederken, arkadaşlar işte iki simit yerine bir simit alıyoruz, biz bu hesabı yapmak durumundayız diyoruz diyor. Yani bu da aslında vatandaşın içinde bulunduğu durumu gösteriyor. Yalnız oy kullanmak duygusal bir eylem. Yani 21 senedir Türkiye'yi yöneten ve kendisince söylediği eylemleri sert bir üsluple, dayatmacı bir yöntemle yapmaya gayret eden ya da söylediklerinin tam tersini yapan bir iktidar ve onun karşısında da
bir araya gelmiş, işte Aydınlık Türkiye için, yarınların daha özgürlükçü, demokratik olması için, insanların ırk, dil, din ayrımı yapmadan mutlulukla yaşayabileceği bir ortam oluşturmak için ortak paydada buluşan, birbirinden farklı düşünceleri olsa da ortak bir paydada buluşan, Türkiye'nin bekası paydasında buluşan insanlarla ilgili cümlelerin net ve ortak olması lazım. Mesela Sayın Bakanımızın cümlesini soruyorsunuz. Sayın Hulusi Akar'ın cümlesini soruyorsunuz. Şimdi Sayın Hulusi Akar'ın belki de hani bu şu an Türkiye'de bulunan sığınmacıların hangi yolla girdiğiyle ilgili bir açıklama yapması lazım bu cümleyi kurmadan önce. Belki bir ön açıklamaya ihtiyaç duyduğunu basın mensuplarının belki de sorması lazım kendisine. Peki bu kadar insan nereden geldi? Biz televizyonda, sosyal medyada, normal ulusal kanallarda bu kamyonlardan inen insanları nasıl görüyoruz? Hatta 20'li yaşlarında hatırlayın Afganistan'dan koşarak sınırı geçen insanlar nasıl geçti? Bunların her birini soruyoruz. Yani hepsi gerçekten pasaportla, vizeyle, uçakla mı geldiler? Nasıl oldu? Bu şeyle ilgili bir ortam yaratılmaya çalışılıyor. İşte gönderilecek bir yıl içinde diye bir mutabakat metninde yazıldı. Efendim zorla mı gönderecek? Nasıl gönderecek? Uluslararası kanunlar açık. Türkiye'ye gelen sığınmacılar kaçak yollardan geldiyse geri gönderilecektir. Yani siz bugün dünyanın herhangi bir ülkesine vizeniz, pasaportunuz olmadan gittiğinizde nasıl bir muameleyle karşılaşıyorsunuz? Burada da aynı şey olacak. Efendim onların ülkesindeki özel durumla ilgili olarak da Türkiye'yi yönetecek olan inandığımız seçim kazanacağımıza inançla söylemek isterim. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımız, 13. Cumhurbaşkanı olacağına inandığımız Sayın Genel Başkanımız eminim zaten Suriye'de defalarca da söylendi. Sayın Akşener de söyledi. Diğer siyasi partilerin genel başkanları da söyledi. Bu temas olarak elbette en insani koşullarda bu insanlar ülkelerine gönderilecektir. Zaten gelmeleri ve yerleşmeleriyle ilgili ciddi bir hata yapıldı. Yani ben o zaman görevde milletvekiliydim ve bir kanun teklifi vermiştim ve bir araştırma önergesi de vermiştim. Şimdi hoş kaldırdılar araştırma önergesi filan, onların hepsi artık başka bir hale geldi ama sonuç itibariyle şöyle bir durum var. Yani kısa, orta ve uzun ölçekte gerçekten ciddi sorunlar var. Özellikle bazı illerde demografik yapıyı değiştiriyor olması da gerçek anlamda bir beka sorunu olduğu gerçeğini ortaya çıkarıyor. Burada odaklanacağımız nokta AKP yine her şeyi el yordamıyla yapsa da siyasetle ilgili kısımda bir şekilde bir teknik kullanıyor. Mesela gördü ki Zafer Partisi'nin Sayın Genel Başkanı'nın bizimle ittifaka dahil olmasıyla ya da ittifak desteklemesiyle demek daha doğru olabilir cümle olarak. Karşılık bulunca sokakta Sayın Bakan sığınmacılarla ilgili bir açıklama yapıyor. Yani aslında çok pragmatik bir şekilde değiştiriyor. Tepkilere göre, vatandaşın tepkisine bakıyor. Evet. Ona göre bir ileri iki geri bir değişiklik yapılabiliyor. Yani dün söylediklerine bugün çok başka kelimeler söylenebiliyor. Yani bizim burada önemli olan üç aksımız vardır. Birincisi ekonomidir. Diğeri terörle iltisaklı olan hiçbir şeyle Millet İttifakı'nın alakasında olmayacağı net bir şekilde vurgulanmalıdır. Ve diğer konu da sığınmacılar meselesidir. Buradaki net duruş vatandaşa anlaşılmalıdır. Peki Kemal Bey, siz ne söylersiniz sığınmacılarla ilgili toplumda yaşanan huzursuzlukla ilgili ve tabii ki Millet İttifakı'nın... Simge Hanım, gerçekten ciddi bir sorun. Niye sığınmacılarla ilgili sorun? Bu işin biz sonucunu değerlendiriyoruz. Buna sebep olanlara baktığımız zaman orada da bu iktidar var. Yani bu sığınmacı sıkıntısını bize yaşatan bugünkü iktidarın uygulamalarıdır. Ben çözüm önerilerini söylemeden önce şöyle bir teklifim var. Sayın Kılıçdaroğlu eğer bugünkü programı duyuyorsa veya iletirlerse şunu yapabilir. Hulusi Akar'ı da yanına alarak Sayın Erdoğan'la bir televizyon programına çıksın hemen yarın. Bu sığınmacılarla ilgili, ekonomiyle ilgili bir milleti bilgilendirsin. Çok da rahat olur. Yani bunu, böyle bir teklifim var. Şimdi sığınmacı deyip de bunun üzerinden teğet geçmek olmaz.
Türkiye'de ciddi bir sorun. Ekonomik manada, güvenlik manasında, ayrıştırma manasında bunlar ileride terör olaylarına bile destek olur. Çünkü kontrolsüz bir göç olayı oldu. Bu kendi başına yapılan bir hadise değil. Diğer ülkelerin almayan bu sığınmacıları Türkiye'ye gönderiyorlar, gönderdiler ve bu bir plan dahilinde. Şimdi hepimiz yurt dışını görmüş insanlarız Allah aşkına. Milletvekili kimliğiyle bile yurt dışına çıktığın zaman her şeyden geçersin. Kolay değil. Ama Türkiye istediğin şekilde işte hudutlardan geçmiyor, o zaman kapılardan geçiyor. Bunları kim getirdi bunlar? Yani bu kadar şeyi. Evet, Suriye savaşıyla ilgili o günkü sıkıntıyı kim yaşattı? Bugünkü iktidar. Şimdi diplomatik olarak çözülür mü bunlar? Elbette çözülür ama bu iktidarla çözülmez. Yeni gelen bir iktidar bu işi çözer. Çünkü Türkiye'de de bununla ilgili millette bir direnç uyandı. Hatta Ümit Özdağ ilk bunu dile getirdiğinde bir taraf buldu, kabul alanları buldu, geniş bir alan buldu. Haklı olarak A parti, B parti demeden. Şimdi böyle bir sorun Türkiye'nin gündeminde olunca iktidar tedirgin oldu. Çünkü bunun müsebbibi, bunun ortaya koyanları bu iktidar. Yani hatta kendisine bir ara Tayyip Bey 50 milyar doların üzerinde bunlara harcama yaptığını, o harcamayı gören insan, okullarda tablet alamayan, servis parası ödeyemeyenler bunda isyan ediyor. Geçim şartları yaşayanlar, kiralar, bunları ekleyince deniyor ki ya bu göçmenlere bu imkan tanınıyor da bize niye gelmiyor diye bir endişe duymaya başladılar. Bunu anketlerde de görmek mümkündür, tedirgin oldular. Bu çözülmez mi? Çözülür ama bu iktidarla olmaz. Yeni gelen iktidarla. Bir. Bir de bu konuyla ilgili ne İçişleri Bakanlığı, ne işte Milli Savunma, yani yetkililer gerçekten bu kamuoyunu doğru bilgilerle ortaya koyarak bilgilendirmediler. Bunların bazıları yanlış da olabilir. Yurt dışında vatandaşlık satan bürolar oluşturduğunu duyduk bu ülkede. Parayla. Böyle bir anlayış olabilir mi? Yani böyle bir sistem, böyle bir hukuki olay olur mu? Buna benzer çok şeyler. Bir de işte seçimi konuşuyoruz. Aman yarabbim, insan utanıyor. Ya bir hukuk devletinde seçim hilesi düşünülebilir mi? Adı kim olursa olsun, hangi ahlaksız seçmen 85 milyonun oy hakkını gasp edebilir? Ya bu hukuk devletinde olabilir mi böyle bir şey? Çalmalar konuşuluyor, işte tutanaklar konuşuluyor, yanlış sandık başları konuşuyor. Bu utanç vericidir. Avrupa ülkelerinde böyle bir hadise yok. Ben 4 ay önce Amerika'daydım, orada da bir seçim vardı. Böyle bir şeyle karşılaşmadık. Bunlar utanç vericidir. Demek ki devlet ilimle yönetilmiyor. Akılla, bilimle, hukukla, demokrasiyle, ahlak ilkeleriyle yönetilmiyor. Bunlar kolay mesele değil. Bir de sorun üzerine sorun. Sorun için göreve gelen muhataplar bu toplumla bir ortak mutabakat imzalıyor. Ben diyor şu sorunları çözeceğim. İşte programlar koyuyorlar. Ama bırak bu programları çözmeyi. Yeni sorunlar çıkartıyorlar. Bugün göç olayı, yarın güvenlik olayı, ekonomik olayı, ayrıştırma olayı, terör olayları. Ya bir de bunları yaratanlar bu iktidar alışkanlık haline getirdi. Devamlı surette muhalefetin üzerine atıyor. Muhalefet sanki 21 yıl Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Hanım, efendim Temel Bey, Gültekin Bey iktidar, bunlar muhalefet. Ya böyle bir anlayış olabilir mi? Halkın uyanması lazım. Uyandıkça da tedirgin oluyorlar. Çünkü baştan beri bunlar basını tekelleştirdiler. Sizleri tenzih ederim. Basın olmadı. Düşünen insanlardan korktular. Sanatçıdan korktular. Efendim bilim insanlarından korktular. Üniversitede görüş söyleyen düşünürlerden korktular. Ne yaptılar? Her şeyi tekelleştirdiler. Her şeyi. Bakın geçmişte de bunların danışmanlığını yapan ve bunların önemli görevler verdiği bir Sadat hadisesi var. Ya bu ülkede dilini değiştireceğim, hilafeti getireceğim, işte başkenti değiştireceğim. Hiçbirine yargı, herhangi bir soruşturma açabildi mi? Böyle bir şey olabildi mi? Ama fikrini söyleyen bir insan oldu mu? Tak
sabahın köründe bir bakmışsın ki hemen hukuki şeyler uygulatıyorlar. Böyle bir hukuk düzeni olabilir mi? Daha neler neler. Yanlış bilgi de felakete getiriyor. Devlet olarak devlet vatandaşın hakkını korur. Devlet insana terbiye etmez. Acı olan şu ki çocukluğumuzdan beri terbiyemiz gereği hep devleti benimsedik, halen de öyleyiz. Ama ne devletini, adalet devletini. Bu iktidar, bu keyfi uygulamadan dolayı devleti bile sorgular hale getirdi. Kurumlar dinsel ve ideolojik militanlaşma yerleri haline getirdiler. Toplumu ayrıştırdılar, bir de kurumları ayrıştırdılar. Kartvizit, hiyerarşik bir soygun düzeni. Ya bunları biz geçmişte siyasette bazı şeyler oldu ama bu kadarını biz görmedik Cumhuriyet tarihinde. Gerçekten öyle. Ondan dolayı göçmen sorunu da bir güvenlik sorunudur. Göçmen sorunu aynı zamanda bir ekonomik sorunudur. Bunları ortaya çıkaranlar ve bu hale getirenler belli. Onun için diyorum ki yeni gelen yeni bir sistemle, diplomatik ilişkilerle bunların tekrar o yurtlarına gönderilmesi lazım. Çoğu da gider çünkü yurtlarını terk eden sebepler oldu. Ona da bu iktidarın sebep olduğu bir anlayış. Suriye ile Esad'la çok güzel böyle Bakanlar Kurulu toplantıları, denizde yüzmeler, ziyaret ediyordu. Ne oldu bunlar? Sisi'ye, Rabi'ye işaretiyle kafa tutuyordu. Ne oldu? Ya dün söyledikleri bugün farklı oluyor. Böyle bir anlayış olur mu? Dün söyledikleri. Trump hadisesi. Bakmayın burada Ertan Bey söyledi. Ben de buna katılıyorum. Şimdi şöyle bir algı var maalesef. Bizde bir musallat tarzında selalarla bir uyuşuk bir toplum yaratmak isteyen bir düzen kurmak istiyorlar. Aman ha Tayyip Bey'i dış dünya istemiyor. Emin ol o kadar istiyor ki kurum kalmadı. Kurum. Fabrikalar gitti, üretim yerleri gitti, savunma alanları gitti. İşte makine kimya. 3 yıldır yatırım yapılmıyor. 30 bin kişinin çalıştığı güvenlik konusunda en hassas tarihi bir geçmiş olan makine kimyayı özelleştirme adı altında şirketleştirdiler. Bugün yok olmuş durumda. Peki. Bunları ortaya koyduğun zaman şeker fabrikaları. Ya bir ülkede ekonomik olarak düşündüğün zaman alınan vergilerin 1/3'ü tüketimden olursa o ülkede ekonomi olur mu? İthalat her şeyde ithalat. Bugün alabildiğine mekan sıkıntıları ya denize ev yapıyorsan böyle bir rant olur mu? Gördük işte deprem acılarda bile ayrıştırma var. Kendinden olmayan belediyelere sınır ve tahdit getirmeler. Bir zamanlar kendi belediye başkanıyken rüşveti alan da veren de melun diye yazılar yazıyorlardı. Ne oldu şimdi onlar? Hiyerarşik bir soygun düzeni. Peki. Var mı mecliste bunları araştırabilecek bir komisyon? Peki. Böyle bir hukuksuzları araştırabilecek bir komisyon var mı? Allah aşkına hür basın mı var? Hür düşünce mi kaldı? Ondan dolayı bu bizim için bir tehdittir, güvenlik tehdittir sığınmacılar hadisesi. Bunun tez elden çözülmesi lazım. Bak Ankara gidin Mamak'ta Gazi Mahallesi'nde tabelalarda Türkçe yok Türkçe. Devlet imkanlarıyla, tuzak kurmalarla, devlet imkanlarıyla bir bedevileştirme anlayışı getirmeye çalışıyorlar. Bu da bir projedir. Kendi kimliğinden kopuyorsun. Peki. Tabelaları gördükçe utanıyorum gerçekten. Bunlara bir hazırlık da yok. Bunların üstesinden gelmenin yolu değişimdir. Bu iktidar artık bu ülkeye yük olmaya başladı. Peki. Samimi olarak söylüyorum. Peki. Burada bir sağ sol düşüncesi şucu bucu olarak düşünmüyorum. Adalet gelsin, hukuk devleti gelsin, adalet devleti olsun. Peki teşekkür ediyorum. Reklama gidelim. Programın son bölümündeyiz artık. Birazdan stüdyoda bulunan konuklarımdan son yorumlarını alacağım. Öncesinde ise yine bir Skype bağlantımız olacak. Az önce Sezin Hanım söyledi. Evet bu bir referandum vurgusu sık sık yapılıyor Millet İttifakı tarafından. Ekonomi ve mülteci sorunu ön plana çıkıyor. Ama özellikle kadınlar açısından, 100 yılda kazanımlar açısından, 100 yıllık kazanımların kaybedilmesi riski açısından da çok önemli bir karar verilecek 28 Mayıs Pazar günü. İşte kadınların sandıkta oy verirken
hangi duygu ve düşünceleri taşıyacağını da Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı sevgili Canan Güllü'ye soracağız. Canan Hanım hoş geldiniz diyeceğim. Bu arada hoş geldiniz. Beni duyuyorsunuz. Size soruyu sormadan evvel bazı ayrıntıları hatırlatmak isterim. İzleyicilerimizin bazı hafızalarını tazelemek isterim bazı konularda. Ne oldu, ne yaşandı? Çok kısa arkadaşlar verebilirseniz ben hızlıca toparlayayım. Mayıs 2017'de çocuklara yönelik cinsel istismarın ve şiddetin önlenmesi amacıyla meclise sunulan araştırma önergesi AKP'li vekillerin red oyu kullanmasıyla reddedildi. 2009 yılında ortaokul ve lise öğrencilerinin nişanlanmasının önü açıldı. Mayıs 2015'te çocuk yaşta evliliklerin ve çok eşliliğin önünü açan karar olarak tarihe kara bir leke olarak geçen Anayasa Mahkemesi'nin resmi nikah kıymadan dini nikah kıyan imam ve çiftlere ceza verilmesini öngören TCK maddesinin kaldırılmasına karar verdiği gün olarak karşımıza çıkıyor. Eylül 2013'te evli öğrencilerin açık öğretim lisesine yönlendirilmesi düzenlemesiyle lise çağlarında evliliğin önü açıldı. 4 artı 4 artı 4 sistemiyle kız çocukları ya örgün eğitimin dışında kaldı ya da din eğitimi adı altında çeşitli kurumlara gönderildi. Ve en hazini 2021 yılında Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden yani kendi ülkesinde, kendi şehrinde imzaladığı uluslararası bir anlaşmadan çekildi. Kadınlar bu seçimde hangi duygu ve düşüncelerle sizce oy kullanacak Canan Hanım? Siz bizim ilk turdan önce konuşmamızda kadınlar bu seçimin kaderini belirleyecek Simge Hanım demiştiniz. İkinci tur için de aynı düşünceyi paylaşıyor musunuz? Canı yürekten paylaşıyorum ve hiç umudumu kaybetmedim zaten. İlk günkü heyecanla bir normaldir. Dünyanın her yerinde olabilirdi birinci turu kazanamamak. Ama kazanamamak değil aslında. Mücadelenin ne kadar da yüksekten başladığına bir tanıklığımız oldu. Biraz önce ekranlarda gördüğünüz o listeyi aslında 2000'li yıllardan, 2005'li yıllardan itibaren bakarsanız tam da bir puzzle'ın parçaları gibi yavaş yavaş ısıtarak hani bizleri öldürmeye çalışan bir sürecin başladığını, hak kayıplarının başladığını görürsünüz. Ve son tuşa geldiğinizde o 2021'de İstanbul Sözleşmesi'ni çekerek tamamen kadınlarla olan diyaloğunu koparan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ama tüm bununla beraber özellikle birinci turdan önce seçime giderken siyasi partilerle yaptığı protokoller, işbirlikleri bizleri aslında çok çok büyük şekilde tedirgin eden sürece getirdi. Kimdi bunlar? Yeniden Refah Partisi ve bir nevi geçmişten bugünlere gelen Hüdapar kadınların 62-84 dediğimiz yaşam haklarının korunmasındaki ceza kanunundan vazgeçilmesini sağlayan, isteyen ya da işte geçmiş dönemlerden Gonca Kuriş olarak adlandırdığımız arkadaşımızın domuz bağıyla bağlanarak işkence edilip 33 gün sonra öldürülmesinin sağlandığı bir süreci hapishaneden çıkarak cezaevinden tahliye edilerek bu konularda işkence yapmanın ya da kadının eğitime ulaşmasını, kadının sokakta nefes almasını engelleyen zihniyetin iktidara taşınmasına engel olunması yönünde bir çabamız ve talebimiz oluyordu. Ama birinci turdan sonra baktık ki içeride 9 kişi siyasal İslam'ı yansıtacak, siyasal İslam'ı yaşatacak düşünceleriyle hemen ilk günden de başladılar. 62-84 olmaz. Bunu diyen insanın dini nikahla ilgili 3 eşi var. Biraz önce siz okudunuz. Dini nikah, resmi nikah olmadan dini nikah kıyılamaz maddesinin kaldırıldığı günden bu yana istediğiniz sayıda, istediğiniz kadar kişiyle evlenebildiğiniz bir zemin yaratıldı. Ve bu zeminde kadınların miras haklarının olmadığı, kadınların yaşam haklarının olmadığı, 2008'den bugüne 2420 kadının katledildiği ama katledilenlerin cezai müeyyide açısından baktığınızda önlemlerin alınmadığı bir süreç geliyor. Ben tekrar başa dönerek diyorum ki bu seçimin kaderini kadınlar belirleyecek. Neden?
coğrafyamız içinde, Afganistan'da, İran'da bulunan yaşam tarzlarına baktığımızda, bir tarafıyla Hizbullah'ın Lübnan'daki 2-3 gün önce Lübnanlı kadınların yaptığı eylemlere baktığınızda, oradaki yaşam tarzlarını izlediğinizde, neden böyle olalım ki? Biz Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayıp çağdaşlığı, laikliği, demokrasiyi yaşamak durumundayken neden kendimizi, nereye gideceğimizi bilmeden evin içine kapatılıp çağdaşlıktan uzak birilerinin cinsel objesi olmaya, birilerinin çocuklarını doğurmaya mahkum edelim ki? Bu geçtiğimiz seçim döneminde seçmen sayısı kadınlar olarak erkeklerden daha fazlaydı. O halde bugün başında herhangi bir takısı olmayan, yani herhangi bir ideolojiyi, herhangi bir etnik ve mezhepsel kimliği olmayan bütün kadınlara bir ses olsun buradan. Gördüğünüz o tablonun içeriğine baktığınızda aslında 2002'den beri iktidara gelen partinin bizdeki ana temel amacı kazanımları yok ede ede, tırpanlaya tırpanlaya bir siyasal İslam modeli yaratmaktı. İşte bu modelin engellenmesi gerektiği için bizler artık konuşmaya başladık. Evet. Biliyorsunuz ki sivil toplum örgütleri siyaset yapmaz, herhangi bir grubun arka bahçesi olmaz, ama bugün geldiğimiz noktada kendi canımızı, kendi geleceğimize sahip olmak adına o sandığa gitmek, o sandıkta bize 21 yıldır ayağımıza bağlarla hükmedilmiş konulardan kurtulmak, bir başka geleceğe yelken açmak istiyoruz. Şayet açtığımız o yelkenli gelecekte eğer ki istediklerimiz ve taleplerimiz demokrasi adına olmamışsa, eleştirmeyle, demokratik seçimle sandığa giderek yine bir başka tercihe doğru yol alabiliriz. Yani evet, seçenekleri değerlendirme zamanı, bir fanatizm değil. Biraz evvel sevgili arkadaş konuşurken en son Kemal Bey'di yanlış değilsem, Kemal Bey'in söylediği o saydığı noktalar ve bütün gece boyunca yayındaki bütün arkadaşlarımın söylediği, katılımcı olduğum bütün konuşmaların ötesinde bir kadın aktivist olarak, ömrünü bu konularda çok uzun yıllar bu mevzuda eşitliğe harcamış bir kadın olarak size, kadın dostu erkekler olarak da seslenmek istiyorum bu ekranlardan. Sadece kadınlara değil, kadınların daha özgür, daha çağdaş, daha medeni bir dünyada yaşamasını sağlamak hepimizin boynunun borcu. Bu kesinlikle anlamıyla da ne yapmamız gerekiyor? 28 Mayıs'ta sandığa gitmek, giderken yanımızda mutlaka birini daha götürmek ve ona bir yaşam seçeneği sunması gerektiğini anlatabilmek. İşte bu nedenle o sandığın önemini, demokrasinin, çağdaşlığın ve her şeyden önce laikliğin önemini hatırımızda tutmamız gerekiyor. Burası bizim değil, bizi öldürmek isteyenlerin ülkesi demiş Tezer Özlü. Ben çok severim ama bu cümleye de tüm gücümüzle karşı çıkacağımız gündür bence 28 Mayıs. Burası bizi tüm Avrupa toplumlarından önce görünür kılan ülkedir. Seçme ve seçilme hakkı veren memlekettir. Yeniden kuruluş felsefesinin ben hayata geçirilmesinden yanayım. Sizinle de hep konuştuğumda söylerim. Çok teşekkür ederim katıldığınız için ben Canan Hanım. Ben çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet'in kurulmasında bu ülkenin kadınlarının çok emeği vardı. Evet. Ve Cumhuriyet'in kurtuluş mücadelesinden kuruluşuna kadarki geçen sürede bu nedenle sahip çıkmak, bu nedenle hani yüceltmek ve korumak zorundayız diyorum. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, sevgiler size. Ertan Bey özür dilerim, sizinle başlayalım ama artık son cümleler olsun lütfen. Hem ikinci turla ilgili hem de Canan Hanım konuşurken siz onayladığınızı belirten bir beden diliniz vardı. Belki onun söyledikleriyle ilgili kadınlara dair bir parantez açmak isterseniz kısa olmak koşuluyla. Tabii şöyle, yani dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de bence en büyük sorunlardan bir tanesi cehaletin cüretinin artmış olması. Yani şu az önce kısaca özetlediğiniz yasal düzenlemeler bile birçoğu aslında siyasal İslam kökenli tarikatlerin, aşırılık yanlılarının, kadına, çocuğa, doğaya düşman olan birçok yapının taleplerinin hayata geçmesinden ibaret. Dolayısıyla önümüzdeki en temel sorunlardan birinin bu olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin çok acil bir normalleşmeye, çağın geride kalma halini hızlıca bir def edip çağı yakalamaya ve mümkünse geçmeye ihtiyacı var. Bunun için de bir iktidar değişikliğinin elzem olduğunu düşünüyorum. Özetle böyle. Peki, çok teşekkür ederim. Gülay Hanım, sizin bence
şeylerinizden biri bu. Zülfiyare dokunan bir konu. Evet. Yani az önce özetlediklerinizin içerisinde 2017 yılında işte çocuğun rızası vardır dediği Bekir Bozdağ'ın çocuğun işte tecavüzcüsüyle evlendirilmesi halinde tecavüzcünün hapse girmemesi. Onu geçenlerde de yine sizin ekranlarınızda paylaşmıştık. Komisyona çekildi demiştim. Siz de zaten 2021'de tekrar getirildiğini getiriyorsunuz. Yani bunlar sonuçta her şekilde kafalarındaki amaca ulaşmak amacıyla işte bugün geçemiyorsa buradan iki adım geri gidiyor. Etrafında dolaşıp geliyor. Biraz önce açıklamayı okudum. Hüdapar'ın milletvekilinden bir tanesi yemin metni değişmelidir demiş. Yani biz bugün İran gibi değilsek, Irak gibi değilsek, işte dünya Afganistan gibi değilsek bunu borçlu olduğumuz anlayış Atatürk Cumhuriyeti'nin anlayışıdır. Atatürk Cumhuriyeti'nin diğer ulusların kurulmasından farkı da kadına erkeğe eşit haklar vermesidir. Hak ve özgürlük. Ve bizim Cumhuriyet kadınları olarak kazanılmış haklarımızdan bir adım geriye gitmeye niyetimiz yok. Hangi siyasi görüşte olursa olsun. Hangi siyasi partiye oy verirse versin, şu anda bütün kadınların Millet İttifakı'na oy vermesini istiyoruz. Neden? Çünkü kadınların kazanımı, kadınlar için hayat memat meselesi bu artık. Hani kadın cinayetlerinin politik olduğunu hepimiz biliyoruz. Kadın cinayetleriyle ilgili olarak 6284 sayılı yasa da dahil olmak üzere İstanbul Sözleşmesi ki biz hala o sözleşmeyi imza attık hatırlıyorsanız. Ve biz başlattık. İstanbul'da imzalandı ve çok önemli bir sözleşmedir. Bu dahil bütün haklarımızdan orada cımbızla bir kelimeyi seçerek bazı tarikat ve mensuplarına belki şirin görünmeye gayret etme anlayışının da karşısındayız. Atatürk'ün bize verdiği seçme ve seçilme hakkı, ortak miras hakkı, ortak hukuk karşısındaki eşitlik, tek başımıza ev tutabilme hakkı, bisiklete araba binebilme hakkı, araba kullanabilme hakkı, ev kiralayabilme hakkı, çocuğunla yalnız kalabilme hakkı, sahiplenmeden, tek başına sahiplenilmeden bir kadının tek, biz köpek miyiz, kedi miyiz, neyi sahipleniyorsun sen, kimsin, haddini bileceksin. Ama bu haddi kim bildirecek? Kadın. Türkiye Cumhuriyeti'nin yürekli kadınları bildirecek. Çünkü bu memleket, bu güzel memleket neler yapabileceği unutturulmaya çalışılan bir memleket. Bu kadınlar sırtında mermisi, kucağında bebesiyle bu ülkeyi kurtarmış kadınlardır. Ben yürekten inanıyorum. Kadınlar el ele işte Kızılay'ın çadır satan yönetimine de karşı duracaktır. İşte iki cümleyle faizi indirip ama sizin gidip de konut kredisi ya da ihtiyaç kredisi alamadığınız çok yüksek olan faizlere de işte dövizin geldiği noktaya da karşı duracaktır. Adaletin herkese eşit olmama durumuna da karşı çıkacaktır. Kadınlar evlatlarının geleceğinin karartılmasına da karşı çıkacaktır. Gençlerin yarın kötü olacak korkusuyla yurt dışına kaçma, yurt dışına gitmesine de karşı duracaktır. Çok önemli bir seçimdeyiz. AKP'nin bu normal bir seçim, herhangi bir seçimden biri demesinin karşısında kadınlar özgürlüklerine, haklarına sahip çıkacaklardır. Yarınların daha güzel olması için 28 Mayıs'ta lütfen herkes sandığa gitsin. Lütfen kimse umudunu bırakmasın. Diğer ülkelerin seçim sonuçlarına da lütfen bakın. İkinci sırada olanlar kazanıyor çoğunluklu olarak. Lütfen sandığa gidin. Kadınlar, gençler başta olmak üzere herkes sandığa gitsin ve oy versin. Ve o sandıkları da bekleyin lütfen. Beşten sonra sandıklar açıldığında herkes sandıklarına sahip çıksın. Kemal Bey, size söz vereyim ama lütfen hızlıca toparlarsanız. Şimdi cehalet aklın gecesidir diye bir söz vardır. Bu cehaletten kurtulmanın yolu krallar yönetiminden kurallar yönetimine geçilmesi, hukuk devletinin gelmesi, adaleti herkese uygulanması, adalet devleti. Velhasıl yaşanılan bir Türkiye için saydamlık ve adaletin gelmesi, fırsat eşitliğinin kurucu unsurlarda, bu ülkenin kurucu unsurlarda doğunun penceresinden, batının pençesinden kurtulacak bir sistemin gelmesi için herkesin vatandaşlık görevini yaparak sandığa gitmesi lazım. Demokrasi de seçimle gelmek ahlaki ise
seçimle gitmek de ahlakidir. Bundan korkmadan, yılmadan kargaşa ve ayrışma yolları birleşen hale getirmemiz lazım. Biz göreni, gördüğümüzü biliyoruz ama görmediğimizde suçlamanın bir anlamı yok. Gelecek iktidarı görmedik, ona suçlamanın bir anlamı yok. Ondan dolayı bu rejimin, bu iktidarın tezelden değişmesi lazım diyorum. Peki. Katılımcılara teşekkür ediyorum. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Turhan Bey, siz ne dersiniz? Evet, 21 koca yıl. Hepimiz çok ağır bedeller ödedik. Herkes öyle ya da böyle ağır bedeller ödedi. Ekonomik bedeller ödedik, sosyal bedeller ödedik. Ve ödemeye devam ediyoruz. Türkiye dünyanın en zengin coğrafyası, en bereketli coğrafyası. Altı da zengin, üstü de zengin. Dünyanın en güzel coğrafyası. Ve dünyanın en çalışkan, en fedakar, en cefakar insanları burada. Önümüzde büyük bir şans var. Pazar günü. Bu şans hepimizin kullanması gereken bir şans. Ve eğer biz millet olarak sandığa gidersek, o sandıktan demokrasiyi çıkartırsak, insan haklarını çıkartırsak, özgürlükleri çıkartırsak, eşitlikleri çıkartırsak ve bu ülkenin, sadece bu ülkenin insanları tarafından yönetilmesi inancını çıkartırsak, bu tek adam rejimine son vereceğiz. Ben son derece umutluyum. O umut pazar günü yeşerecek, bunu biliyorum. Ve biz yeniden bu güzel ülkede yaşanan her şeyi unutup, AKP'ye oy vermiş, vermemiş, başkalarına oy vermiş herkes bu ülkede eşit ve birinci sınıf vatandaş olarak huzur içerisinde yaşayacak. Demokrasinin kurum ve kuralları yeniden işler hale gelecek. Hukukun üstünlüğü olmazsa olmaz şartımız. Medya bağımsızlığı, üniversitenin bağımsızlığı, herkes eşit ve birinci sınıf bir vatandaş olarak refah içerisinde yaşayacak ve bu ülkenin zenginlikleri burada kalacak. Çok az kaldı diyorum. Ne olursunuz hepiniz sandığa gidin. Gençlere sesleniyorum, kadınlara sesleniyorum, köylüye, kentliye, kasabalıya, esnafa, herkese sesleniyorum. Ne olursunuz, kader sizin elinizde, başarabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum Sezin Hanım, sizden de. Ya, bence hakikaten referandumsa daha önce söylediğim gibi kadınların haklarını da düşünerek şöyle böyle o siyasi söylem bana uymuyor, bu bana uygun değil, kafama yatmıyor. Bütün bunları geride bırakıp gerçekten bu kadınlar için çok önemli bir seçim. Şimdiden sadece Hüdapar yeniden refah değil ki, yeniden refahı Özlem Zengin'in de artık AK Parti'den savunmaya başladığını, kadınlara aykırı bir söylemi yok dediğini duyarak tanık oluyoruz. Kütahya Milletvekili Adil Biçer, yeni milletvekili olan AK Parti'nin 6284 sayılı kanun toplumsal yapımıza uygun değil diye bir açıklaması oldu. Kendisi halbuki bir de avukat üstlük bir yasa bilgisi de var. Buna rağmen şimdiden bu 3 ayda, yani son aylarda daha doğrusu, Hüdapar ve Yeniden Refah AK Parti'nin ittifakını, Cumhur İttifakı'nı dahil olduğundan itibaren ne kadar hızlı bir değişim yaşadığımızı, ne kadar hızlı bütün bu 6284 ile ilgili tartışmaların, kadına yönelik şiddetle ilgili koruyan yasayla ilgili tartışmaların ne kadar gündeme geldiğini gördük. Hızla onlar merkezleşiyorlar. Bu aşırı kadın haklarına ters bakan siyasal çizgi merkezleşiyor. Ve AK Parti'yi de çok daha fazla aşırılığa çekiyorlar. O yüzden burada Cumhurbaşkanlığının başka bir tarafta olması lazım ki bir denge ve denetleme mekanizması oluşsun. Yoksa aynı ittifak tam tersi istikrar değil, büyük bir istikrarsızlık getirir Türkiye'ye. Peki, çok teşekkür ediyorum tüm konuklarıma. Çok teşekkür ediyorum. Kemal Bey, size de bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten kadınların ben de hem oyuna, hem sandığa, hem de çocuklarının geleceğine, eğer bir anneyse, anne değilse bile ülkenin kız çocuklarının geleceğine sahip çıkmasını diliyorum. Çünkü kendi erken yaşta evlilik yapmış pek çok anne kızının aynı şeyi yaşamasını istemiyor. Dolayısıyla pazar günü bence de hiçbir mazeretiniz olmasın. Muhakkak gidin, oyunuzu kullanın.